Mobilium AVM az önce konuştuğumuz sunar. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Güzel İzmir'den herkese iyi akşamlar. Kurtuluş Savaşımızın son zaferine imza atılan bu güzel şehirde bugün çok güzel şeyler oluyor. O güzel şeylerin başında da Teknofest var. Şu ana kadar İstanbul, Ankara ve bugün itibariyle İzmir'e Teknofest'e 1 milyon öğrenci başvurdu sevgili seyirciler. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözünden yola çıkarak bugün burada binlerce genç insan kendi geliştirdikleri projeleri, fikirleri, hatta artık sonuç alıp bir somut olarak önümüze koydukları projeleriyle bir sürü insana anlattılar, gösterdiler. Hepsini konuşacağız. Hakikaten buraya gelip bunları görmek çok önemli. İnsanın gururdan böyle eli ayağı kuruyor gerçekten. Benim açımdan çok önemli gündü. Benim için ilk Teknofest ziyaretimdi. Ne yalan söyleyeyim, birazdan Selçuk Bey'e de soracağım. Ben bu kadarını beklemiyordum. Müthiş şeyler gördüm. Tek tek kendi gördüklerimi de anlatacağım bugün yayında. Ama size öncelikle konuğumdan önce konuğumun yaptıklarını, konuğumun ekibiyle birlikte yaptıklarını ve konuğumun dışında da Türk mühendislerinin, bizlerin, kendi ulusumuzun yaptığı bu muhteşem şeyleri göstermek istiyorum. Sol tarafta Akıncı'yı görüyorsunuz. En solda Baykar'ın Akıncı'sını. Hemen yanında Hürjet'i görüyorsunuz. TUSAŞ'ın üretimi. Onun yanında ben yani tipine bayılıyorum. Gördüğüm en yakışıklı şeylerden bir tanesi Kızıl Elma. Yine Baykar. Onun yanında da Gökbey. Yine TUSAŞ'ın helikopteri. Ve bütün bunların hepsi Türk malı. %100 bize ait. Bu muhteşem bir gurur. Bu grubun en büyük sahiplerinden bir tanesi de tabii Baykar'ın yönetim kurulu başkanı, bugün de konuğum Selçuk Bayraktar. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Ben inanın ben bu kadarını beklemiyordum. Geç kaldım. Yani benim çok daha önce Teknofest'i keşfetmem gerekirdi ama ya bugün neler gördüm inanın. Yani siz inanırsınız ama yani 17-18 yaşında bir tane arkadaşımız sağlık teknolojileri diye bir ayrı bir bölüm var ya burada. O çadıra girdik. Girişim yarışması. Evet. Merhaba dedim. Ne yapıyorsunuz? Ürüne artık yarışma, teknoloji tabii yarışma bayağı aşamasına, bu arada şey önümüzde duruyor. Ürün aşamasına gelip takımıyla firma kuran. Girişim. Tabii. 2 yıldır şeklinde firma kurmuşlar. 3 evet. Ortaklarmış. Biri Ege Üniversitesi mezunu, diğeri 9 Eylül mezunu. Aleyna'nın ismini çok iyi hatırlıyorum çünkü bize o anlattı ürününü ama hangi üniversiteden mezun olduğunu bilmiyorum onun. Hakkını helal etsin. Havadaki bakterileri tanıyan bir cihaz yapmışlar. Çünkü her yıl dünyada yüz binlerce insan hastane mikrobundan ölüyormuş. Cihaz hastane mikrobunu tanıyor ve bulunduğu ortamdaki hastane mikrobunu elimine ediyor. Ve istediğiniz herhangi bir bakteriyi tanımlıyorsunuz, onu tanıyor ve onu orada elimine ediyor. Bu üç arkadaşımız yapmış. Bu üç arkadaşımızın en büyüğü 21 yaşında. Evet. Patentini almışlar. Evet. İlk kez Teknofest'te anlattık biz bunu. Şimdi geldik diyorlar. İki tane hastaneye satış yapmışlar. Ya bu muhteşem bir şey. Yani ve bu Türk, yani bu çocuklar Türk üniversitelerinden mezun ve görseniz pırıl pırıldı. Yani şimdi mesela hep savunma sanayi konuşuyoruz ama Teknofest'te sadece savunma sanayinin müthiş şeyleri yok. Yani savunma sanayi tabii bizim yarışmalarımızda artık ufak kaldı diyebilirim. %5'i onu geçmiyor. Teknofest'in misyonu içinde bakarsanız, yelpazesi içinde, yarışmalı yelpazesine. Tabii ilk yıllarda biraz daha savunma sanayi ağırlıklıydı ama şu anda 41 yarışma var ve bu 41 yarışmaya siz az önce de ifade ettiniz, sadece bu yıl 1 milyon öğrenci başvurdu. Biz 9. Teknofest'i düzenliyoruz. 2018'den beri biri de Azerbaycan'daydı. Artık bir kuşak yetişti. Muhtemelen o bugün girişimini kurmuş olan genç kardeşlerimiz de muhtemelen Teknofest yarışmalarından takımlarını oluşturup firmalarını kurmuşlardır. Şirket kurmuşlar ya. 20 evet. Yaşında, 21 yaşında bana şirket kur deseniz ben sağa sola boş boş bakardım. Evet. Bu kardeşlerim yani şirketi kurmuşlar. Ürünlerini üretmişler. Müşteriye vermişler ve yani sahiden yaptıkları çok faydalı bir şey. Yani sadece o değil ki. Oyun geliştirme şey var, çadırı var. Sadece oyun işte böyle kültür. Tabii bizim binlerce takımımız var. Ve
41 yarışma var. Bu 41 yarışmanın içinde çip tasarımından tutun da insanlık yararına teknoloji yarışmasına, çok ileri düzey sağlıkta yapay zeka yarışmasına, Türkçe doğal dil işlemeden işte güneş enerjili çalışan uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışmasına, robotaksiden roket yarışmasına kadar çok geniş bir yelpazede, hatta biyoteknoloji inovasyon yarışması da var. O da çok bilimsel derinliği olan bir yarışma. Bunlar teknoloji yarışmaları. Bir de girişim alanındaki yarışmalarımıza bakacak olursak, bu yıl Ankara ve İzmir'de biz 10 farklı dalda, 6'sı Ankara'da, 4'ü de İzmir'de olacak şekilde bir program başlattık. Çünkü artık dediğim gibi lise çağında Teknofest'te ilk takımını kurup başlayan gençler 2018'de, bugün 2023'te üniversite mezunu oldular. O takımlar büyüdü, şirket kurdular. Ve ne gibi alanlarda? Eğitim teknolojilerinden tutun da tarım teknolojilerine, afet yönetiminden uzay ve havacılık teknolojilerine kadar. Bunun yanında işte oyun dahi, oyun teknolojileri dahi var. Hatta İzmir'de çok... turizm, çevre, enerji. Şimdi oyun diyoruz ama bu gaming çok büyük bir sektör, biliyorsunuz. Tabii biz daha çok o alana yönelmelerini istemiyoruz. Biz biraz daha böyle insanla... Ama orada bir çadır var. Çocukların evet. yaptıkları oyunları gördünüz mü? Evet, yani şimdi hatta bu da epey bir tartıştık. Ben de epey bir yıllarca açıkçası oyuna çok yönelmelerini istemedik. Daha böyle biraz daha sağlık ve iyi yaşam teknolojilerinden tutun da eğitim teknolojilerine, tarım teknolojilerine, bunları biraz daha önceledik hep. Evet, oyun teknolojisiyle alakalı da gelişen, derinlemesine gelişen teknik bilgi başka alanlarda çok işe yarıyor. Ama özellikle onu öncelemedik biz, açıkçası onu söyleyeyim. Dokunmayı çocuklar acayip şeyler yapmışlar. Evet, evet. Ben çok oyun meraklısıyım, bunu da söylüyorum. Orada bir o çadıra girdik. Arkadaşlar bazıları oyuna benim meraklı olduğumu biliyorlarmış. Evet. Oyunları anlattılar. Ya ben iyi bir gamer'ımdır, söyleyeyim. Yani iyi bir oyuncuyumdur. Yani çok severim. İyi oyunlar olduğunu duydum ben de sizden. İnanılmaz şeyler yapmışlar. Bir korsan oyunu yapmış bir arkadaşımız. Evet. Yani benim şu ana kadar oynadığım en iyi 3 korsan oyundan yani biri yapmış. Diğer alanlarda, asıl daha faydalı alanlarda inanılmaz şeyler başaran genç kardeşlerimiz oldu. Yani kardeşi kas erimesi hastalığına, ismini tam teknik ismini hatırlamıyorum şimdi. MS galiba. Ona çare olsun diye genç bir kız kardeşimiz çok önemli bir proje yapmıştı. Biyoteknoloji yarışmasında. Bunun yanında insanlık yararına, insanlığın problemlerine çare sağlayacak nice teknoloji alanında çok büyük işler engelli yaşam yapan teknolojileri şeyi gördüm. Çünkü ben 1 milyon öğrenciden bahsediyoruz artık. 1 milyon öğrenci takım kurup, 300 bine yakın takım kurup bu yarışmalara başvuruyor. Burada gördükleriniz de finalistler. Ve sadece ufak bir kısmını görüyorsunuz açıkçası. Ufak. Burada 4 yarışmayı gördünüz siz. Ankara'da 6 tane vardı, İstanbul'da 41 tane vardı. Dolayısıyla artık nicelikler öyle bir noktaya gelmiş durumda ki, tabii ki nitelikle beraber, yani 1 milyon öğrenciden süzülmüş 10 bine yakın finalistten bahsediyoruz. Onların büyük kısmı İstanbul'da. Beni şu çok o yarışmalar büyüyor. Sonlanmıştı. Buradaki buyur. Arkadaşlarımızın gözünde burada yapabilirim enerjisi var. Yani biz hep diyoruz ya, zaman zaman ben de çok eleştiriyorum. Hani ille yurt dışına gitmek, orayı görmek, oradaki ilmi de almak şüphesiz çok önemli. Ama burada da bir şeyler yapabileceğine dair umudunun olması bu çocukların beni çok umutlandı. Benim şu anda, yani inanın bana, şu anda Türkiye'ye dair herhalde kendi hayatımda en umutlu olduğum günlerden birini yaşıyorum. Yani aynı enerjiyi bize de veriyor, inanın Talga Bey. Çünkü bizler de işte aşağı yukarı aynı jenerasyonuz. Yani bizim neslimizde de, ben elektronik mühendisliği okudum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Yani en büyük maharet, bir yabancı çok uluslu firmada, teknoloji geliştiren firmada bakım mühendisi olabilmek büyük hayaldi. Yani bırakın bu insansız hava araçlarını tasarlayıp dünyada bir numara olmuyor. Artık dünyada bir numara olmuş insansız hava araçlarımız var. Kendi tasarımımız. Başkasının tasarımı değil. Tasarlayıp, araştırıp, geliştirip, üretmişsiniz. Dünyaya da ihraç ediyorsunuz 32 ülkeye. Bunlar bizim neslimiz için böyle ulaşılmayacak. Evet. Yani hiç düşünemeyecek. Hatta bazen dalga geçilecek hayallerdi. Şimdiki burada yetişen kuşak için, milyonlarla yetişen kuşak için artık sadece dünyada en iyi ne yapılıyor, ondan sonra neyi yapabilirim,
bu hedefleri konuşmak makbul. Teknik üniversitesi bir anlamda ve o öğrenilmiş çaresizlik bir anlamda yerleşmiş öğrenilmiş çaresizliğinde tümüyle bu kuşak için olmadığını, yıkılmış olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin her tarafından ve her kesiminden. Yani diyoruz ya işte çok kutuplaştık falan. Yani burada o kutupların hiçbir tanesi yok. Burada herkes var. Yani inanılmaz güzel bir şey. Teknik Üniversite'den bir tane arkadaşımız çevirdi beni. Bana dedi ki akşam dedi Selçuk abiyle dedi program yapacaksınız ya dedi. Ona şunu söyler misiniz dedi. Bu arada sizi tanımıyor yani. Hani tanımıyor derken birebir tanışıklığınız yok. Dedim ki adama niye Selçuk abi diyorsun hani yani Selçuk Bayraktar demen gerekmiyor bari. Bir samimiyet, bir merhaba bile yok. Bilmem ben ona Selçuk abi diyesim geliyor dedi. Dedi ki şunu söyler misiniz Selçuk abiye? Bütün dedi dünya güneş enerjisinden dedi başka bir noktaya gitmeye başladılar dedi. Çin'de çöle dedi Çinliler çöllerine güneş panelleri koymaya başladı. Bizim bu işe dönmemiz lazım. Selçuk abiye yayında bunu lütfen sorun dedi. Bir şeyler yapmamız lazım dedi. Dedim ki soracağım ama muhtemelen Selçuk abi de diyecek ki o zaman bir proje yazsın getirsin Teknofest'te insanlara göstersin diyecek dedim. Bizim yarışma kategorilerimiz de var. Akıllı enerji evet. Yani efficiency challenge zaten solar panelli arabalar üzerinde çok eskiden beri düzenlenen bir yarışma. Çevre ve enerji teknolojileri yarışmamız var. O da ileri düzey bir yarışma. Kimi yarışmalarımız biraz daha gençleri işin içine sokmak için yani ortaokul seviyesini, lise seviyesini ama daha ileri düzey yani lisans üstü, doktora seviyesi tarzında yarışmalarımız da var. Böyle bilimsel derinliği yüksek olan. Ve özellikle tabii yeni jenerasyonumuzda o çevre duyarlılığı da ve dünyayı bu kadar yakından takip evet. etmek. Ben onun sayesinde öğrendim. Çin'de çöllere Çinlilerin güneş panelleriyle doldurduklarını, bunu artık bir hükümet politikası haline getirdiklerini. Evet. Ben bugün 20 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan bir mühendis adayı kardeşimizden öğrendim. Şurada tam şu çadırın köşesinde. Size de özellikle söylememi, sormamı istedi. Ki bak mesela bu kadar kafaya takması da ne kadar güzel değil mi? Yani dünyaya ve ülkeye dair böyle bir kaygısının olması da muhteşem bir şey. Elbette. Yani burası bizim yaklaşımımızda. Yani Teknofest'te bir dünyanın en büyük etkinliği bu arada. Yani hem bir yarışma platformu olarak öyle. Açık ara 1 milyon öğrencinin başvurması bu kadar geniş spektrumda, bu kadar geniş bir yelpazede yarışma ailesine yani 41 yarışmadan bahsediyoruz. 10 da girişim yarışması. Bunun yanında toplumla buluşması anlamında da çok büyük bir dünyanın en büyük mega bir etkinlik artık kendi rekorlarını kırıyor Teknofest. Binlerce gönüllüsü olan bir etkinlik. İşte T3 Vakfı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın gönüllüleri tarafından düzenleniyor ve aslında 120 paydaşımız var. Her biri de gönüllü gibi çalışıyorlar. Ve inanılmaz bir sinerji oluyor. Çünkü etkinliğin kendisinin ana mottosu bir çocuk gelsin, en imkanı olmayan dahi olan çocuk gelebilsin. Her şey ücretsiz burada. Bir uçağa dokunsun belki ileride ülkemizin uzay programını inşa edecek. Bu ruhla yapıldığından o sinerjiyi de görebiliyoruz. Çünkü normalde fuarlar ticari etkinlikler biliyorsunuz. Hava gösterileri de genelde öyle. Teknofest hepsinden farklı bir etkinlik. Bir hava gösterisi değil Teknofest. Burada işte... Teknofest adeta bir toplumun kendi geleceğini inşa etme hikayesi. Yüksek teknoloji üzerinden tam bağımsız ve müreffeh yarınlarını dost ve kardeş coğrafyalarla beraber inşa edebilme hikayesi ve dönüşüm rüzgarı. Ben bazen sessiz devrim olarak da tanımlıyorum. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında sahiden de Atatürk'ün o gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılında Türk gençlerinin bilimle, teknolojiyle bu kadar iç içe olması, kendi teknolojilerini geliştirmeye çalışmaları, hatta geliştirmeleri o kadar gurur verici bir şey ki. Ve mesela ben buradaki arkadaşlarla böyle konuşmaya çok ne söyleyeceklerini çok merak ederek küçük küçük röportajlar yaptım. Dedim ki yani neden buradasın? Dedi ki çok basit bir şey söyleyeyim. Benim bir idealim var, bir hayalim var. Ama o hayali normalde işte TUSAŞ'ın genel müdürüne, Baykar'ın yönetim kurulu başkanına, sanayi bakanına, ne bileyim bir yetkiliyi anlatmak için randevu almaya çalışsam asla alamam. Evet burada hepsi herkes kırmızı. Ya diyor ki buradan diyor az önce sanayi bakanı geçti diyor. Biraz önce diyor şehir Aselsan'ın genel müdürü geçti diyor. Abi diyor yani en kötü merhaba dediğimde fikrimi anlatabiliyorum. Zaten ben merhaba demeden onlar buraları geziyorlar.
bu inanılmaz müthiş bir ortam. Yani gerçekten bilime, teknolojiye merakı olanlar için bulunmaz bir fırsat bu. Yani sadece merakı olanlar değil de bu meseleyi bir anlamda hem gelecek nesillerin hem ülkemizin geleceği için çok kritik gören geniş toplum kesimleri için, ki biz bunu her kesimden, her yaştan insan ne ağırladığımızdan biliyoruz milyonları. Şunu görebiliyorsunuz, herkes ya bu mesele önemli, hakikaten geleceğimiz için önemli, bizim o tam bağımsız müreffeh yarınlara ulaşmamız için önemli diye baktığını görüyoruz. Bunun yanında bir taraftan da şunu görüyoruz. Şimdi bu teknoloji festivali dünyada ilk defa yapılan bir şey. İşte karpuzun festivali olur, çileğin olur, kirazın var. Müzik festivali, caz festivali, sinema festivali olur ama teknolojinin festivali olur mu? Yani şimdi futbol şampiyonaları var değil mi? Dünyada ne kadar büyük bir ilgi topluyor. Allah'a şükür Teknofest ilk yılından itibaren böyle bir futbol şampiyonası kadar büyük bir coşkuyla milletimiz tarafından sahiplenildi. Ben de biz de şuna gördük. Hakikaten toplumumuz artık bu hem öğrenilmiş çaresizliği yıkmak istiyor ve geleceğini bir anlamda tayin edebilmek istiyor. Daha müreffeh, daha bağımsız bir şekilde. Çünkü biz yıllarca bunları yapamazsın öğretisiyle. Yani belki medeniyetimiz açısından baksanız birkaç yüzyıldır böyle bilim ve teknolojideki bağımız kopmuş olduğundan ama artık üzerinden atmak istiyor. Ve bunu çok coşkulu bir şekilde burada bu ortam, bu festival adeta herkesi büyüleyerek içine çekiyor. Yani bizi de aynı şekilde etkiliyor diyebilirim. Yani toplumu vallahi bilmiyorum ama yani bu buradaki insanları, burada bir şeyler yapmaya çalışan gençleri hiç kimse durduramaz. Onların hiçbir şekilde şeyi de umursayacaklarını zannetmiyorum. Yapamazsın, edemezsin dediğiniz gibi. Bizim kuşağımızın hala belki de baktığımızda ya bize yaptırmaz. Biz acaba kuşağıyız, acaba olur mu? Gerçekten halen öyleyiz. Acaba. Yaptığımız işlerde bir acaba diyoruz. Onlar artık tabii o prangadan kurtulmuş durumdalar. Kesin. Çünkü önlerinde başarılmış örnekler var. Dünyaya damgasını vurmuş yüksek teknoloji eserleri var. Bütün dünyaya nam salmış. Ama tabii onların üzerindeki sorumluluk da daha fazla oluyor bu durumda. Çok daha bayrağı öteye taşımaları gerekiyor elbette. İşte o çabalarında da gayretlerinde bizlere düşen vazife de elimizden geldiği kadar onlara destek. Şeyi nasıl yaptınız? Burada hiçbir ayrışma yok. Türkiye'nin her yerinden kimsenin mesela hangi partiye oy verdiği, hangi mezhepte olduğu, nece konuştuğu, konuşmadığı, yani kimliğinde ne yazdığı, yazmadığı, hiçbir ayrım yok. Yani hiçbir şeye dair hiçbir ayrım yok. Bunu nasıl başardınız burada? Bir kere bunun tersini yapmanın çok ilkel bir yaklaşım olacağını anlamamız lazım. Bunu normal olarak kabul etmememiz lazım. Evet, toplumda zaman zaman biz hayatımızda da bunu yaşadık, gördük. Yakın arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımızdan yaşayanlar da oldu. İşte başını örttüğü için çok vasıflı insanların işlerinden edildiğini gördük. Önemli kurumlarında Türkiye'nin hayat görüşlerinden dolayı, siyasi görüşlerinden dolayı ayrıma maruz kaldığını da gördük. Halen daha görmeye de devam ediyoruz. Ama bütün bu ayrıştırmaların, bütün bu dışlamaların hem haksız hem de ilkel bir tutum olduğunu anlamak gerekiyor. Böyle yaptığınızda bir medeniyet de inşa edemediğiniz gibi ancak onu parçalamaya çalışmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir kere o ilkel tutumdan uzak kalmak hepimizin vazifesi aslında ama maalesef bazı kesimler tarafından halen daha yaşatıldığını görebiliyoruz. Ben hemen mesela Baykar'dan bir örnek vereyim. Bizim yakın çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi, Baykar'da da bizim uygulamalarımıza bakacak olsanız asla ne siyasi ne yaşam tarzı konusunda kimseyi bir ayrıma tabi tutmayız. Asla. Bugüne kadar yaptığımız da vaki değildir ki ilkel olduğunu söylüyorum bu yaklaşımın. Ama biz yaşayan uygulamalara baktığımızda bunun örneğini çok göremiyoruz maalesef.
İşte yakın bir çalışma arkadaşımız Baykar'da çok önemli bir görevde. Ve üniversitenin birincisi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birincilikle bitirmiş. Hayatında bir noktada tesettüre gireceğini söylediğinde çalıştığı kurum, iyi bilinen Türkiye'nin beyaz eşya üreticilerinden bir tanesi, artık sen yavaş yavaş ayrıl dediğini gördük. Tabii iyi ki ayrılmış, iyi ki öyle demişler. Şu anda dünyaya nam salmış Bayraktar TB2'lerin 32 ülkeye ihraç edilmiş. Hem de yüksek teknolojinin niş bir eserinin üretiminde, Akıncı'nın üretiminde, Kızıl Elman'ın üretiminde çalışıyor. Şimdi bu ilkel yaklaşım, düşünün ki bu kadar başarılı bir gence bir anlamda önüne set çekiyor, ama iyi ki çekmiş. Çünkü orada kalacak olsa en fazla yapacağı biraz daha gelişmiş çamaşır makinesi. Burada dünyaya nam salacak. Yani orta sanayi ürünü, orta teknoloji ürünü bir teknolojide çalışacak. Bütün dünyaya damgasını vuracak. BES'lerin üretiminde çok sorumlu bir görevde çalışıyor bu arkadaşımız. Çok da başarılı, gencecik. Sizin... Dolayısıyla bir kere öncelikle bu ilkel dürtülerimizden, bu bakış açısından kurtulmamız gerekiyor. Bizim böyle bir dürtümüz bizim yok zaten bu, toplum ben, olarak. Bu nasıl bize yani musallat bu, oldu bilmiyorum ama yani bu toplumda şurada görüyoruz. Kimsenin yaşam biçimiyle, yaşam tarzıyla, nasıl giyindiğiyle, giyinmediğiyle. Yani bunlar kimsenin bu topluma derdi olmadı bugüne kadar. Yok yani bunu nasıl oldu? Bunu bazı kesimler yaşatmaya çalışıyor. Ve uygulandığını da halen daha görüyoruz. Ama sonucu da açıkçası pek parlak olmuyor. Şurada akıl ve bilim hep kazanıyor ama. Evet, elbette. Siz, orta vadede ve uzun vadede ancak kendini yok ediyor o ilkel yaklaşım. Bugün açılış, başka da bir işe yaramıyor. Açılış konuşmanızda özellikle Mustafa Kemal Atatürk vurgusu yaptınız siz. Biraz okuyabilir miyim açılış konuşmanızdan o parça? Çünkü önemli. Diyorsunuz ki İzmir sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda ulusal tarihimiz açısından da çok kritik bir öneme sahip ve özeldir diyorsunuz. Evet. İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaştığı, Türk milletinin bağımsızlık meşalesinin yandığı yerdir. Bu vesileyle bağımsızlık mücadelemizi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz diyorsunuz. Bugün özellikle açılış konuşmanızda Atatürk'ü vurguladınız ve 100. yıl çünkü 100. yılda biz açıkçası Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla istişare ettik. Çünkü önemli bir dönüm noktası. Bir devletin 100. yıla varmış olması çok önemli bir, nasıl her yıl yaş günümüzü kutluyorsak artık 100. Tabii. yaşını kutluyor ve 2. yüzyıla giriyoruz artık. Ve Teknofest kuşağıyla birlikte giriyoruz. Ve bu etkinlik sadece milletimiz için değil, bir taraftan kendimiz için de yapıyoruz biz bunu. Çünkü burada bu gençlerin açıkçası coşkusu, toplumumuzun iştiyakı, bu teveccühü bizlere de büyük bir moral ve motivasyon kaynağı. Aynı zamanda ne kadar büyük bir sorumluluk sahibi olduğumuzu da gösteriyor. Bizler bu eserlerimizi en iyi şekilde yapacağız ki gençlerimiz ondan çok daha iyilerini yapabilsinler. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında ne yapabiliriz derken 3 büyük şehrimizde, biliyorsunuz Teknofest 1 yıl İstanbul'da, 1 yıl Anadolu'da düzenleniyor. Daha önce Gaziantep'e, hatta Karadeniz'de Teknofest Karadeniz'de Samsun'a gitmiştik. Ama tabii Ankara ve İzmir büyük şehir olduğundan biraz daha Anadolu'nun biraz daha düşük nüfuslu yerlerini tercih ettiğimizden buralara gelememiştik. Hazır 100. yılı varken Ankara ve İzmir'de de bir Teknofest. Ama yani 100. yılda İzmir'e yakışırmış Teknofest zaten. Aynen, evet. Ankara'ya da çok yakıştı. Ankara'da çok büyük bir coşkuyla kutlandı. 2. yüzyıla da çok daha büyük bir enerjiyle girelim diye. Türkiye yüzyılına açıkçası Teknofest 3 büyük şehrimizde yapıldı. 3 önemli sac ayağı bunlar Türkiye için. 3 şehir ve aynı zamanda hepsinde milli mücadeleyle bir bağ var. İzmir'in özellikle çok önemli bir bağ var. Biz de hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hayırla yad etmek ve tüm şehit ve gazilerimizi, onların ruhlarını en güzel şekilde bu
en güzel bu şekilde yad edebileceğimizi. Bir yandan şunun için soruyorum. Biliyorsunuz hani hep bir ayrıştırma merakı olan, millete, bu ülkeye musallat olan bir kafa var diyorum ya. Bir yanda da benim için çok önemli bunu söylemiş olmanız. Çünkü Atatürk söylememeye çalışan, Atatürk'ü görmemeye çalışan bir kafa da var. O anlamda burada bütün bu teknolojik değişime, dönüşüme öncülük eden bir isim olarak söylemiş olmanızı ben çok önemsiyorum. Elbette tam bağımsızlık, biz Teknofest'in mottosunda da hep şunu söylüyoruz biliyorsunuz. Tam bağımsız Türkiye marşımızda bile var. Ve bu mücadele ülkemizi en başında, en temel hak olan ülkemizin, milletimizin bağımsızlığı için verildi. Dolayısıyla bu misyonu bir anlamda bizler de tüm kuşaklarımızla beraber bu bağımsızlık misyonunu, tabi artık bağımsızlık sadece cephede değil, kurtuluş, yani bir savaş verdikten sonra bağımsız ve egemen olabilmeniz yüksek teknolojide mümkün. Yüksek teknolojide ilerlemeniz dedim ancak mümkün. Yani karalara hakim olabilmek için, denizlere hakim olmak için, gökleri, hatta göklere de hakim olabilmek için uzaya kadar erişmeniz gerekiyor. Bu yaşadığımız devirde artık. Ve bunu sadece savunma sanayiyle değil, teknolojinin tüm diğer alanlarında müreffeh olacak şekilde yüksek teknolojiyi geliştirip üretebilmenize bağlı bu yaşadığımız devirde. Ve ulusların kaderi de bir anlamda, bağımsızlığı, egemenliği de bu hususa bağlı. Teknofest bunun için düzenleniyor. Teknofest bir dönüşüm rüzgarı, Teknofest bir sessiz devrim. Ama büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Vallahi pek sessiz değil, öyle söyleyeyim. 1 milyon öğrencinin müracaat ettiği bir festivale pek sessiz demek mümkün değil. Evet, ama zaten bir futbol şampiyonasının herhalde kendisi kadar olmasa da onda biri kadar ses çıkarmaya hakkı var böyle bir dönüşümün. Muhakkak var. Biz isteriz ki çok daha fazla ses çıkarsın. Buradaki şampiyonları her yıl Sayın Cumhurbaşkanımız gelip ödüllendiriyor. 9. Teknofest'i düzenliyoruz. Tüm milletimizin huzurunda bu teknolojinin şampiyonları futbol şampiyonasının şampiyonlarından fazla itibar görüyorlar bir anlamda. Görmeliler. Ve o itibarı da hak ediyorlar. Çünkü biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Yani ne kadar takdir ve övgü görürlerse o alanda insanlar o alanlara daha fazla yönelirler. Sadece topçu ve popçu değil de artık teknolojinin süperstarlar olan genç bir nesil yetişiyor Türkiye'de. Bir şey merak ediyorum ben. Mesela ben üniversite öğrencisiyim. Bir proje geliştirdim takımımla beraber. Daha şirketim falan yok. Fikrim de bayağı iyi bir fikir. Bunun Teknofest'e geldikten sonra patent alması, finansal anlamda bir değer kazanmaya başlaması, yani satılabilir bir ürüne dönüşmesi nasıl oluyor ve siz orada neredesiniz? Tabii öncelikle biz işin biraz daha çekirdekten yetişme tarafındaydık. Yani dünyada büyük müzisyenlerin, büyük yazılımcıların, büyük roketçilerin, uzay teknolojileriyle ilgilenenlerin, bunun yanında büyük bilim adamlarının da hikayelerine baktığınızda hep bir çekirdekten yetişme görüyorsunuz. Genç yaşlarda bir dokunuş var. Babası almış bir müzeye götürmüş, orada işte bir uzay mekiğini görmüş çocuk. Annesi almış bir opera deneyimi yaşatmış, işte enstrümana dokunmuş, çocuk o vesileyle büyük müzisyen olmuş. Bizim ilk hedefimiz açıkçası o çekirdekten bilim ve teknoloji tutkusunu çocuklara aşılamaktı. Bir anlamda kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve kendilerini yeniden tanımlama fırsatı vermek. Bunu da en imkanı olmayan çocuk için dahi bu imkanı yaratabilmek. Çünkü İmkanı olanlar bir şekilde dünyanın farklı yerlerine giderek de, işte Science Museum denilen bilim müzelerine giderek de deneyimleyebilirler. İşte havacılık gösterilerine de gidebilirler ama belki sadece okuluyla buraya gelebilecek çocuk çok kıymetli bizim için. Yani o yüzden ulaşımı da hep ücretsiz yapmaya çalıştık. Sağ olsun bütün paydaşlarımız da bu yükü almaya çalıştılar. Hatta Özdemir Bayraktar, büyük bir rahmetli Özdemir Bayraktar babam, büyük bir Teknofest tutkunuydu. Burada hayat buluyordu adeta. Ben onu hiç bu kadar başka bir yerde mutlu görmedim. Belki yani torunlarıyla bu kadar mutlu olmuştur ama burada on binlerce torunu oluyordu bir anlamda. Çocuklarla teker teker ilgileniyordu. Kırmızı mont giyiyordu. Zaten koskoca adam, yani bıyıklı adam. Kırmızı montu böyle seve seve giyiyor, düşünün ki. Onun adına da biz bir program
düzenledik. Tümüyle bütün Türkiye'nin köylerinden, ücra köşelerinden gelmeye imkan bulamayacak genç kardeşlerimizi, 100 bine yakın genç kardeşimizi tümüyle T3 Vakfı'nın fonlamasıyla, T3 Vakfı'nda Baykar fonluyor. Biz başka bir yerden bağış kabul etmiyoruz. Onun adına bir program düzenledik. Yani bütün bir günü ulaşımı, o önemli, bunu bir daha yemesi, T3 Vakfı'nın konaklaması, tek bağışçısı Baykar değil mi? Evet, başka hiçbir yerden kabul etmiyor. Mütevelli heyeti ama tabii Baykar büyük. Dolayısıyla yani %99 oranında binlerce gencimize Türkiye'nin en büyük burs programlarını da düzenliyor T3 Vakfı. Yüzlerce milyon liralık burs dağıtıyor her yıl. Ve hepsi tümüyle Baykar'ın bağışlarıyla oluyor diyebilirim. Ve mütevelli heyetinin, ama Baykar büyük oranda kurum olarak sorumlu. 100 bine yakın gencimizi biz Samsun'dan itibaren Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Programı kapsamında Teknofest'e getirdik. Onları bütün bir gün burada bir çocuk gelsin bu uçağa dokunsun şiarıyla bir anlamda bir deneyim yaşattık. Ama tabii paydaşlarımız da yüz binlerce gencimizi getirmiş oldu. 10 milyondan fazla olduğunu hesapladılar. Bugüne kadar Teknofest'e gelen ziyaretçimizin, katılımcımızın sizin dahi hayatınıza bu kadar dokunduysa, evet, ki bizim her yıl her Teknofest ayrıca dokunuyor ama binlerce, yani milyonlarca gencimizin gönlüne girmiş olduk. En azından bir iz bırakmış olduk. Unutamayacakları, çünkü benim kendi hikayemde de benzer bir şey var. Çocukken babam çok ufak bir etkinliğe götürmüştü beni. Bir havacılık etkinliğine. Türk Hava Kurumu'nun düzenlediği. Benim de uçuş sevdam öyle başladı. Yani havacılığa olan tutkum. Bir de model uçak alıp getirmişti. Şimdi benim açımdan bakıyorum, ben ufak bir çocuk olarak buraya gelmiş olsam buradan hiç çıkmazdım. Zaten öyle gençlerimiz de var. Yani şu var, uçakların yanında yatardım herhalde diye düşünüyorum. İşte bugün siyalarımız varsa o etkinlikler sayesinde oldu. O tutku sayesinde biz bunu aşılamak istiyoruz açıkçası. Ve bunu yaparken de elbette kimseyi yaşam tarzına, siyasi görüşüne veya inanışlarına göre ayrımcılığa tabi tutmak elbette çok ilkel bir davranış olacaktır. Ve ancak biz bu şekilde bu tutumdan vazgeçersek, yani bir anlamda insan insan olduğu için, eşrefi mahlukat olduğu için, yaratılanların en şereflisi olduğu için o gözle bakarsak, inancımızın da bize emrettiği şekilde bakarsak medeniyetimizin gerçek anlamda kalkınabileceğini değerlendiriyorum ve ülkemizin de gerçek anlamda huzura ve refaha ulaşabileceğini değerlendiriyorum. Burada Teknofest'te sadece Baykar yok. 120 paydaş var. TUSAŞ var, Aselsan var. Bildiğiniz Türkiye'de bu alandaki en iyi bütün yani markalar, onlarca teknoloji firması var. Hepsi burada. Ve onlar her, yani paydaşlarımız, 120 paydaşın yani büyük bir kısmı yarışma düzenleyicisi. Evet. O yarışmaların yükünü almış durumdalar. Yarışmaların teknik desteğini sağlıyorlar. Yani büyük bir emek var. On binlerce gönüllüsü var. Bu işe gönül vermiş. Teknofest'te yol arkadaşımız var bizim aslında. Burada görünmeyen. Çünkü çok mega bir etkinlik artık. Bu dünyanın en büyük etkinliği. Aselsan'ın yaptığı şey gördünüz mü? İnsansız uzay tankı. Evet, o tarz teknolojiler de var. Tank yapmışlar bayağı. İnsansız, evet, tank. Küçük bir tank ama. Evet. Muhteşem bir şey. Hemen onun yanında da şey vardı. Yine Aselsan. Bomba imha robotu yapmışlar. Evet, onlar savunma sanayimizin ürünleri ama burada yani sivil teknolojilerle alakalı var, da inanılmaz sergiler var ve her biri bunların bir ürünü tanıtmak için değil, topluma bu alanla alakalı bir istikamet aydınlatmak için, istikamet çizmek için eğitici içeriklerle donatılmış standlar bunlar. Yani buraya kimse işte yarın satışım artsın diye gelmiyor. Açıkçası toplumdaki o dönüşümü, milli yaratmak, teknoloji hamlesinin idealini gerçekleştirebilmek için geliyor. Hatta bunu gösteri yapan akrobasi ekiplerinde de görebilirsiniz. Onlar da o ruhla çalışıyorlar. Yani burada binlerce Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu da var. Normalde asla silah namustur bizim, biliyorsunuz, töremizde.
silahını asla yanaştırmaz ama teker teker çocuklar alıp uçaklara bindiriyorlar ki bu çocuklar yarın bu uçakların daha iyisini yapabilsin diye. Çok bunu da görüyoruz. Bayağı rütbeli askerler burada uçakların yanında, evet. Küçük çocuklarla, üniversite, evet, öğrencileri, lise öğrencileriyle uçaklara, dediğiniz gibi yani uçakları, aynen, anlatıyorlar. Öyle. Kendi çocuğu gibi ona sahip çıkıyor. Muhteşem. Size bir şey soracağım. Bir videonuz dolaşıyor sosyal medyada. Yeni bir video değil bu. F-35'lerle ilgili Amerika hani Türkiye'ye vermeyeceğiz dediği dönem çekmişsiniz siz onu. Bir o videoyu Bülent bir versene. Bir Akıncı testlerini yaptığımız dönem. O dönem, evet. Yeni 2020 değil. Galiba. Eski, yani yeni bir video değil bu. Ama şu ara çok dolaşıyor ortalarda. Evet. Bir onu size bir daha seyredeyim. Tabii. İzleyicilerimize seyredeyim. Üstüne bir şey soracağım. Verebiliyor muyuz Bülent? Sesi de açalım. Bizim testleri için yoldayız. Tabii gündemde F-35 var. Ben de konuyla alakalı yıllardır taşıdığım bazı düşünceleri açıkçası paylaşmak istiyorum. F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayimiz için en hayırlı işlerden biri olabileceğini düşünüyorum. Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarlarla adeta donatılmış olan ve pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarları ve yazılımı olan böylesine, işte uçuş ve görev bilgisayarlarından bahsediyoruz. Böylesine bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabileceğini düşünüyorum. Bunun yanında tedariği, işletmesi, bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari 10 milyarlarca dolarlık dev bir projeden bahsediyoruz. Evet, belki yani bugün itibariyle bizim o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz 15 belki 20 yıl sürecek. Geliştirecek milli platformun tedariği, işletmesi, bakım ve idari maliyetleri düşünüldüğünde bir kere her halükarda F-35'ten daha az olacaktır. Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan böylesine bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize her anlamda bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır. Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalma ihtimali var. İşte bunun yerine buradaki önerim önemli. Bunun yerine dünyanın hali hazırda gittiği yere geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zeka ile donatılmış insansız savaş uçaklarına bu sistemlerin hatta bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, şimdiden bu alanlara yönelmemiz bizi SİHA platformlarında olduğu gibi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir. İşte Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz Akıncı platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemizde de hız verdik. Hedefimiz 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimlerimize tavsiyem özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan işte akıllı otonomiyi, yapay zeka dediğimiz alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız. Düşüncelerim bu şekilde. Herkese hayırlı sabahlar. Allah'a emanet olun. 3 sene önce yaptığınız bu konuşmayla ilgili ne hissediyorsunuz şu an? Şimdi o zaman demişim ki 2023'te tabii, ülkemizin ilk insansız savaş uçağını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şurada duruyoruz. Biz ne zaman uçurduk? Bir ay kala. Tabii. 2023'e yani verdiğimiz sözden Aralık'ta önce. Aralık'ta yaptınız değil mi siz? Evet. Aralık'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Evet. Ülkemizin arkamızda gördüğünüz ilk insansız savaş uçağı. Konuyla alakalı değişen bir nokta virgül bile yok fikirlerimde, fikri yapımda. Öyle mi? Elbette. Çünkü yapacağınız, milli olarak geliştireceğiniz en basit platform, dışarıdan tedarik edeceğiniz, böylesine yüksek teknolojiyle ve yazılımlarla donatılmış en ileri platformdan bile çok daha iyidir. Hele ki
bu 5. nesil bir savaş uçağıysa, ülkemizin de biliyorsunuz 5. nesil savaş uçağı programı var. Ama ben orada şunu da vurguluyorum, diyorum ki biz 5. nesli yapana kadar belki çok daha ileriye gitmiş olur. Bunun Kaan yerine, mıydı ismi uçağın? Evet. Şey, TUSAŞ'ın. Bunun yerine insansız savaş uçaklarında liderliğe oynamak daha doğru. Çünkü 5. nesilde belki lider olmanız pek mümkün değil. Ama evet, o da bir ihtiyaç. Ama stratejik olarak bakacak olursak, nasıl ki SİHA'larımız oyun değiştirici oldu. Yani en gelişmiş hava savunma silahlarını dahi vurdular. Dünyada Bayraktar TB2 var arkada. En fazla tankı imha etmiş uçak Bayraktar TB2. En fazla savunma silahını da imha etmiş uçak. Ama bir insansız aracı, hem de ufak bir insansız aracı. 600 kiloluk. Asla bu sonucu beklemeyeceğiniz bir araç. Yani düşünün ki bu sonucu hangi uçaktan beklersiniz? İşte gelişmiş bir savaş uçağından beklersiniz, değil mi? Peki neyi kullandı burada? İşte bu paradigma dönüşümünün ve yeni nesil teknolojilerin bu doğurgan ve inovasyona açık, yeniliğe açık teknolojilerin asimetrik avantajını kullandı. Yani onun yok ettiği o sistemler aslında kendisinden bir anlamda teknolojik olarak bakacak olsanız çok daha gelişmiş. Ama bu yeni nesil bir teknoloji olduğundan o karşısındaki mukabele ettiği teknoloji konvansiyonel muharebe teknolojisinin uzantısı olduğundan onlara karşı büyük bir asimetrik avantaj elde etti. Ne demek asimetrik avantaj? Yani normalde tankın karşısına tank çıkartırsınız, değil mi? Uçağın karşısına uçak çıkartırsınız. Uçağın karşısına uçak olmayan başka bir şey çıkardığınızda uçağa karşı yapacağı şeyleri yapamaz. Bunun gibi oldu. Tankın karşısına işte atak helikopteri gelebilirdi. Veya işte yerden top gelebilirdi. Tankın karşısında bir anda bir insansız savaş uçağı koyduğunuzda evet bu hale geliyor. Veya en gelişmiş hava savunma sistemlerinin dahi karşısına çok daha hızlı bir hedef beklerken çok daha ufak, hafif, çok daha maliyet etkin insansız bir platform koyduğunuzda normalde pilotlu bir savaş uçağı bekliyor. Koyduğunuzda böyle sonuçlar, asimetrik sonuçlar elde edebiliyorsunuz. İşte bu yüzden diyoruz ki biz de orada yani mevcut bir yarışta yetişmeye çalışacağımıza yeni bir kulvar oluşturalım ve orada lider olalım. Ki onu yaptık ve dünyada evet, büyük bir başarı yakaladık. Şu an Baykar, Bayraktar TB2 dünyada en yakın rakibinden 5 kat daha fazla bilinir durumda. En fazla ülkeye ihraç edilmiş CF platformu 32 ülkeye. Baykar'ın da bütün bu geliştirdiği diğer platformların kendisi dahil biz herhangi bir Ar-Ge desteği almadık bunlar için. Tümüyle öz kaynaklarımızla geliştirildi. Geliştirme bedelleri o şekilde karşılandı. O sayede biz Akıncı'yı Bayraktar TB2'den elde ettiğimiz ihracat giderleriyle Akıncı'yı kendi öz kaynaklarımızla geliştirdik. Kızıl Elma'yı da hem Akıncı hem Bayraktar TB2'den elde ettiğimiz o yüksek kaynaklarla geliştirdik. Bizim bu sayede dünyada hiç benzeri olmayacak şekilde Baykar, hiç benzeri yoktur, bulamazsınız. Bütün gelirlerinin 20 senelik işte savunma sanayinde faaliyet gösterdiği ilk dönemden itibaren bütün gelirlerinin %82'si ihracattan elde edilmiş oldu. Hatta son yıllarda artık o kadar yükseldi ki bu %99, 98 işte son 5-6 yıldan bahsediyorum. Doğru değil mi? Ve bu sayede biz ben bunu bu teknolojileri tümüyle öz kaynaklarımızla dünyada bütün rakiplerinden daha hızlı, daha ileri düzeyde geliştirir olduk. Dolayısıyla bu bir strateji aslında. Burada önerdiğimiz, yani o dönemde dahi önerdiğim, aslında bizim uyguladığımız stratejiyi anlatıyorum. Biz Teknofest'te de aynı stratejiyi uyguluyoruz. Diyoruz ki bakın bugünün yarışları bitmiş. Mevlana ne diyor bugün? Bugün konuşmamda da söyledim. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Yani dünün yarışlarıyla değil de yarının yarışlarıyla bizim odaklanmamız lazım. Çünkü bu açılan arayı medeniyetimizin veya milletimizin bilim ve teknolojideki kaybettiği yılları ancak böyle kapatabiliriz. Peşinden gidecek olursak belki 50 sene, 100 sene yetişmemiz mümkün değil. Çünkü düşünün ki havacılık örneğinden gidelim. 100 sene önce doğmuş havacılık. O dönemde biz Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük bir atılım görüyoruz.
Ama sonra 1950'lere kadar bunun yok edildiğini görüyoruz. Şimdi havacılıkta yolcu uçağı üretmeye kalkayım deseniz öyle bir kemikleşmiş alan ki zaten mevcut aktörler birkaç tane olduğu gibi onların da durumu çok zor. Yetişmeniz mümkün değil ama orada bir kırılım olduğunda, bir dönüşüm olduğunda oradan yani mevcut platformların yine çok daha farklı bir platformla hava taşımacılığı yapılacak olsa oradan yakalamanız mümkün. İşte mesela drone taksiler gelecek deniyor. Buradan yakalarsınız. Ama mevcut o yarışta dahil olduğunuzda bırakın size ticari bir uçak üretmeyi zaten onu mevcut aktörler sertifiye etmenize bile müsaade etmezler. Sertifiye etseniz dahi ticari olarak feasible olmayacaktır. İşte o yüzden bizim gibi ülkeler için, bizim gibi yarışta biraz geri düşmüş alanları bulunan ülkeler için bugünün yarışlarına değil, yarın doğacak yarışları bugünden öngörüp onlara hazırlanmak çok kritik. Yoksa boşuna kürek çekmiş olacaksınız. Yine geride kalacaksınız. Yine o özgüveniniz az olacak. Yine tercih edilmeyeceksiniz. SİHA'lardaki başarıdan pay biçim biz Teknofest'te de birebir bu stratejiyi gidiyoruz açıkçası. Ve bunu yaparken de şunu söylüyoruz. Dünyada yüksek teknolojiden geliyor bütün büyük dönüşüm rüzgarı. Hayatımızdaki bütün büyük dönüşüm lere bakın hepsi yüksek teknolojik inovasyondan geliyor. İşte artık mesela hayatımızı çok daha fazla bu elimizde taşıdığımız bilgisayarlarla geçiriyoruz değil mi? Sosyal medyayı kullanıyoruz, iletişim araçlarını kullanıyoruz. Bu nereden geliyor bütün bu dönüşüm? İşte ufacık girişimlerin kurduğu, sonradan devleşen hatta teknoloji girişimlerinden geliyor. Şimdi bizim burada bir sözümüzün olabilmesi için, bir iddiamızın olabilmesi için öncelikle kendi özümüze dönüp, kendi medeniyetimizin o güçlü köklerinden de beslenerek dünyaya bir söz söylememiz gerekiyor. Peki bu nasıl olacak bu söz? Şimdi dünyada bu yüksek teknoloji ekosisteminin, işte girişim ekosistemi, Silikon Vadisi de diyebilirsiniz. İşte Amerika'dakine Silikon Vadisi diyoruz. Bu dünyadaki bütün dönüşüm rüzgarını yaratıyor yüksek teknolojiyi geliştirerek. Birinci cümlesinde ne diyor? En hızlı şekilde para kazan. Sonra da insanla işte faydalı, insanlığın hayatını kolaylaştıracak teknolojiler geliştir. Peki sonra ne oluyor böyle yaptığınızda? İşte pandemide bunu gördük net bir şekilde. Çok daha vasat bir cihaz olan, teknoloji ürünü olan ama hayati olan bir solunum cihazını bile dünya bulamadı değil mi? Hatta ne yaptılar? Bulamayınca hemen bunu madem tedarik edemiyoruz hemen satışını yasaklayalım. Başkaları alamasın. Biz ölmeyelim onlar ölsün. Peki ne oldu? O ülkeler de bu sefer mukabele ettiler. Biz de satmıyoruz dediler parçalarını. Kimse cihaz üretemez oldu yoğun bakımlardan. Zengin batıda, gelişmiş dünyada on binlerce insanın öldüğünü gördük. Niye? Solunum cihazı ortada yok diye. Instagram filtreleri var. Onları çok daha güzel gösterecek. Narsist duygularını körükleyecek. Acayip teknolojiler var. Ama solunum cihazı yok. Niye? İşte en zeki çocuklar daha çabuk para kazansın diye. Şimdi en zeki çocuklar tamam para kazansınlar, çok para kazansınlar da insanlığın faydasına bir iş yaparken kazansalar herkese daha fazla faydaları olur. Dolayısıyla biz genç neslimize ne diyoruz? O medeniyetimizin de değerlerinden de esinlenerek aynen solunum cihazı serüvenimizde olduğu gibi biz ne yaptık o zaman? Tabii. Dedik ki biz nasıl yardımcı olabiliriz? Bu sağlık çalışanlarına nasıl destek verebiliriz? Solunum cihazını bağışlayalım dedik. Bir arkadaşımız öyle dedi. Başka bir arkadaşımız istişare ederken dedi ki biz mühendisiz. Yapalım. Biz bu cihazı yapalım, bağışlayalım. Yani sadece parasını vermekle kalmayalım, emek de verelim. Bu yeteneklerle biz donatılmışız değil mi? İşte kabiliyetimiz de var, uçak yapıyoruz. Sıfırdan uçak tasarlıyoruz. Her şeyini, yazılımlarını, elektroniklerini, mekaniklerini. Bu misyonu da anlattık. İşte kimler hızlı üretim yapar, kimi yüksek teknoloji geliştirir, bir ekip kurduk. Aselsan, Arçelik, bir de Biosis ufak bir firmaydı, birkaç mühendisten oluşan. Dedik ki biz en hızlı şekilde bu solunum cihazını yapmamız lazım. Bizim mühendislik gücümüz büyük. Baykar'ın, Aselsan'ın. Arçelik'in de
böyle üretilmiş, tasarlanmış bir şeyi çok hızlı hacimli bir şekilde üretebiliyor. Kabiliyeti var. Çok hızlı hat kurabiliyor. Herkes böyle neredeyse bir kurtuluş savaşı seferberliğiyle çalıştı. Ben buna şahidim birebir. Bizim ekiplerimiz de öyle çalıştı sabahlara kadar. Biz ne yaptık? 15 günde o solunum cihazını üretime binlerce hazır hale getirdik. Hayatını kurtardı o. Bakın cihazı. Binlercesi bunların ihraç edildi ihtiyacı evet. olan ülkelere dünyada solunum cihazı satışı yasaktı. Bütün dünya kapatmıştı. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Bir solunum cihazı dahi olmayan ülkeler vardı. Ve biz o kadar stres olduk ki onlara o cihazı yetiştirelim diye. Sabahlara kadar uyumadığınızı hatırlıyorum. Cihaz işte bir hata yapacak diye. Çünkü yeni geliştirdiğiniz bir şey. Birçok şeyi deniyorsunuz. Diye o çok büyük stresler yaşadığımızı hatırlıyorum. Sabahlara kadar uğraştık. Hatta burada Koca Yusuf deniyor uçağa. A400M ona tonlarca sağlık malzemesi yüklenmişti. O bizim geliştirdiğimiz... Hep birlikte takım olarak geliştirdiğimiz Aselsan, Arçelik, Baykar, Biosis olarak geliştirdiğimiz solunum cihazları da yüklenecekti. Gidip orada en imkanı olmayan bir insana nefes olabilsin diye. Şimdi biz bu bakış açısıyla açıkçası gençlerimizin donanmasını istiyoruz. Bu nereden geliyor? Medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet, şefkat duygularından geliyor. Şimdi birinci cümleye şunu koysunlar istiyoruz. Ne yapıyorsan yap, insanlığın faydasını en azami seviyede gözet. Kendinden öte insan... Bencil bir varlık. Doğası gereği öyle. Kendini önceleyen bir varlık. Kendinden öte aileni, ailenden öte cemiyetini, cemiyetinden öte toplumunu, toplumundan öte milletini, milletinden de öte insanlığın faydasını gözetmeye çalış. Şimdi birinci cümle bu olsa, o dünyada bütün bu teknoloji ekosistemini geliştiren beyinler, belki kendileri de çok daha mutlu olacaklar. Çünkü yarın öbür gün kendileri de yüksek teknoloji geliştiriyorlar ya, yarın öbür gün kendileri de belki yoğun bakımda bir solunum cihazına muhtaç olacaklar. Hem çok daha mutlu, hem çok daha huzurlu olacaklar. Ama işte bir pandemi yani yokken bir, solunum cihazı geliştirmek, bir akıllı telefon geliştirmekten çok daha az para kazandıran bir şey. Yani tabii işte birinci cümle işte en hızlı şekilde parayı kazanıyor. Yani teknoloji startup ekosistemlerinde bu açmazı var. Biz bunu arkadaşlarımızla da çok tartıştık. Hep startupların bir formatı var. Tümüyle işte yatırımcıya en cazip şekilde sunmak. Yatırımcılarda en hızlı parayı döndüren yatırımlara hep yatırım yapmak istiyorlar. Bu sonuçta da ne oluyor? İşte sosyal medyada yüzünüzü çok daha güzel gösteren çok karmaşık bir algoritma oluyor sonuç. Veya işte sosyal medyada attığınız tweet'i en fazla insanın görmesini sağlayan yazılımlar oluyor. Halbuki İnsanlığın ihtiyacı olan çok daha temel, çok daha önemli, çok daha değerli şeyler var. Evet, sosyal medya bütün insanlığı birbirine bağlıyor. Ama bir taraftan da baktığınızda işte bunun yüksek teknolojinin bu hızlı deviniminin büyük yan etkileri de olabiliyor. Yani yan yana oturan iki insanı birbirine düşmanlaştırabiliyor. Sırf daha fazla para kazanacağım diye. Hatta dünya bunu da sorguluyor. Çok çert. Biraz önce bir şey söylediniz. Ben o bilgi yani doğru mu, o yüzden merak ediyorum. Şu anda Baykar'ın kasasına giren 100 liranın 99'u yurt dışına yaptığınız sözleşmeler bazında o şekilde. Evet. Ne demek sözleşmeler bazında, ne demek? Yani imzaladığımız sözleşmeler açısından yurt dışına ihraç oluyorlar ya, 99.8'di. Yani paranın %99'unu yurt dışına mı kazanıyorsunuz? Daha yani, şey sorayım. Bütün toplama aldığınızda öyle oluyor. Ama 20 seneyi aldığınızda %82. Yok, ben en son işte son birkaç seneyi soruyorum. Evet. %99. Yani 99.8'di. Çünkü o kadar. Evet, büyük anlaşmalar. Bu şu demek o zaman. Yani siz son yıllarda çok o kadar meşhur oldu ki Bayraktar TB2. Kıncı da tabii. Kaç ülkeye satış yapıyorsunuz? 32 ülke şu anda. En fazla ülkeye ihraç edilmiş. Türkiye'ye edilmişti. Normalde... Dünyanın en meşhur siyasi, en gelişmiş siyasi demiyorum. Bakın kendi sınıfının en iyisi. Ama daha gelişmiş platformlar var. Mesela Türkiye'de de var. TUSAŞ'ın ürettiği Anka Bayraktar TB2'den daha üst sınıf. İşte Akıncı ondan daha, bizim ürettiğimiz Akıncı ondan daha üst sınıf. Yani farklı farklı sınıflar var ama bazı işte sınıfı itibariyle çok pratik olduğundan Bayraktar TB2 yaptığı işte yani her türlü sivil görevde de kullanılabiliyor. Çok maliyet etkin olduğundan, işletme maliyeti çok düşük olduğundan çok meşhur. Dünyadaki en yakın rakibinden 5 kat daha fazla meşhur. Şunu anlamak için soruyorum. Şimdi yani Akıncı da çok meşhur ama onun kadar %99'ını yurt dışından kazanıyorsunuz ya. Evet. Türkiye'ye yani mesela atıyorum yurt dışında 10 liraya sattığınız bir şey Türkiye'ye 1 liraya falan mı satıyorsunuz siz? O anlamda değil.
yurt dışı şeyimiz çok daha büyük. Ha, pazarınız. Evet, çok çok daha büyük. 32 Türkiye ama bir ülke. Fiyatlandırmada da ama tabii biz bunu Türkiye için yaptık. O yüzden sorayım. Yani Türkiye'ye bir ürün dünyaya satış rakamınızın böyle yarısının yarısı falan rakamlara satılıyor herhalde. Yani Türkiye dünya Türkiye'de kar etme şeyi yok kafası. Şöyle söyleyeyim. Türkiye muadil ürünleri yurt dışından alıyordu biliyorsunuz. Muadil de değillerdi, SİHA bile değildi. Her onlar biliyorsunuz, falan. Evet. Onların 1/5, 1/10 çok daha gelişmiş bir platformu alıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Hmm. Yani şimdi dünyada da öyle. Bayraktar İHA'larının en büyük rekabet avantajı şuradan geliyor. En gelişmiş teknoloji çok maliyet etkin alıyor. Dünya pazarında da öyle. Tercih edilmesinin bir nedeni de o. Muharebede kendini ispat etmesi çok önemli. Sadece işte ben bunu yapacağım demiyor. Bir laboratuvar ortamında göstermiyor. Muharebede kendisini kanıtlamış. Bunun yanında en yüksek performansı en maliyet etkin şekilde verdiği için de ülkeler tercih ediyor. Yani Baykar bir İsrail markası olsaydı biz şu anda Baykar'ın kızıl elmasını şu anki aldığımız bedelin 10 katı paraya mı aldık? Şu an kızıl elmada şeyimiz yok. Yok yok, örnek olarak onu söylüyorum ben. Veya kimseyle bir, çünkü geliştirme aşamasında olduğundan biz kimseyle masaya oturmadık. TB2'yi İsrailler yapmış olsaydı biz şu an aldığımız paranın 10 katını mı verip alıyorduk? Yani zamanında aldığımızda öyle alıyorduk. 5 ile 10 arasında bir yerde nasıl saydığınıza bağlı sistemi. Ama SİHA da değildi o. Değil, o anlamda tabii. Kıyaslayamazsınız. Değildi. Yani SİHA olarak verilmiyordu. Yani silahlı değildi. Silahını vermiyorlardı. Zaten alamıyordunuz. Görüntüsünü de vermiyorlardı biliyorsunuz. İşlerine gelince veriyorlardı. Yani görüntüsünü vermiyorlardı çok doğru değil. İşlerine gelince veriyorlar diyelim mi? Yani görüntüsünü Türkiye alıyordu. Orada bir sıkıntı yoktu ama neticede dışarıya bağımlıydık. Hmm. Şimdi TB2 dedik, ben TB3'ü soracağım size. Şu İsrail ve Amerika burada rakipleriniz galiba değil mi? TB3'ün benzeri üretimde İsrail yani ve Amerika kısa yaşıyor. Kısa pistli gemilerden kalkan bir SİHA geliştiriliyor. Daha önce uçak gemisinden kalkan İHA yapıldı Amerika'da. Hmm. Jet, insansız savaş uçağı yapıldı. Ama SİHA dediğimiz o kısa pistli gemiden kalkabilen bir İHA yapılmadı. SİHA özellikle hiç yapılmadı. Helikopter platformları vardı. Bunların ciddi zafiyetleri oluyor. Yani helikopter platformları evet dikey inip kalkıyorlar ama o zarfa sınırlısınız artık. Çok daha kısa süre havada kalıyor. Çok daha maliyeti yüksek oluyor. Bakımı kompleks oluyor. Biz bir konsepti ortaya attıktan bir sene sonra hemen Amerika Birleşik Devletleri'nden ileri gelen o firma hemen biz de yapıyoruz, dünyada ilk biz olacağız dedi. Sonra da İsrail ondan bir 6 ay bir sene sonra biz de yapıyoruz, biz ilk olacağız dedi. Kısa pistli gemiden kalkabilen SİHA, çünkü bu çok stratejik bir kabiliyet. Bunu görememişlerdi. Bir anlamda Baykar trendsetter oldu. Şöyle söyleyeyim. Biz arkada Akıncı platformunu görüyorsunuz ya, 6 tonluk platformu 2019'da ilk uçuşunu yaptık. Aynı sınıftaki platformu Amerika, yani o üst sınıf tabii bu. Dünyada farklı kategorizasyonları var. Ya bu 6 ton, 5 ton civarında helikopter geçti. Reklama girin diyorlar. Askeriz. Evet. O F-SAF'taki platform, Akıncı F-SAF'ın 2004 yılında hatırladığım kadarıyla ilk uçuşunu yaptı. Yani biz onlardan 15 sene sonra o platforma varabilmiş olduk bir anlamda. Akıncı ülkemizin ilk taarruzu insansız aracı. TİHA mı diyorsun? Evet, taarruzu insansız avarıcı deniyor. İHA tabii yani. Ama tabii çok daha savaş uçaklarının attığı bütün mühimmatları atabiliyor Akıncı. Artık ülkemizin kocaman bir mühimmat ailesi. Onlardan 15 sene sonra yapmış olduk o sınıftaki platformu. Hatta birçok özelliği çok daha modern, çok daha gelişmiş Akıncı'nın. Ama tabii bu yarış kim daha fazla inovasyon yaparsa o geçiyor. Ama Bayraktar TB3'te biz trendsetter olduk. Düşünün ki biz bir platform ortaya koyduk. Bir sınıf platform ortaya koyduk. Kısa pistli gemilerden. Ve onlar dediler ki biz de yapıyoruz. Bizden belli bir süre sonra. Çünkü orada büyük bir boşluk vardı. Onu görmüş olduk. Ve önden bir anlamda ön almış olduk. Önden çalışmaya başlamış olduk. Ama tabii halen daha kimsenin kim kısa pistli gemiden bir şey uçurduğu yok. Kim uçuracak? Bir platformu. Yani işte bu yarış devam ediyor. Bakalım kim uçuracak? Kim daha fazla gayret ederse o uçuracak. Siz bir Amerikan uçak gemisi gezdiniz. İyi olan kazansın. Amerikan uçak gemisi gezdiniz mi siz? Evet. Niye gezdiniz onu? Davet ettiler. Ve tabii ben de
biz biliyorsunuz TCG Anadolu'yla aynı zamanda o dönemde tatbikat yapıyordu. Ben de özellikle bu uçak gemilerinin inişle alakalı açıkçası hem Kızıl Elma'da hem Bayraktar TB3'te konuya özel bir teknik ilgim var. Yani bu platformlarda yaşayabileceğimiz hem problemleri görebilmek hem de zaten böyle bir fırsat geldiğinde muhakkak görmek isterim. Çünkü o sınıfta onlar büyük uçak gemileri biliyorsunuz. Biz diyoruz ki o büyük uçak gemilerinde atıl kılacak bu yeni nesil kısa pistli gemiler, hatta SEA gemileri, işte insansız savaş uçaklarının konuşlandığı çok daha maliyet etkin gemilerle beraber bu uçaklar operasyon yaptığında Bayraktar TB3'te Kızıl Elma dünya muharebe tarihinde devrim olacak diyoruz. Dolayısıyla devrim yapılacak olan platformu da görmek, yani bir anlamda karşısına çıkacak platformu görmeniz gerekiyor. Onu da iyi tanımanız gerekiyor. Evet, çok gelişmiş bir teknoloji. Bir anlamda o neslin dünyada yapılmış en mükemmelleştirilmiş örneği. Yani deniz havacılığı tabii 1940'lardan beri gelen bir, hatta 30'ların sonundan bildiğim kadarıyla gelen bir, zaman içinde gelişerek gelen bir teknoloji. Biz diyoruz ki artık o da onun son nesli olacak. Deniz havacılığında da bu kadar büyük maliyetlerle o gemi 13 milyar dolar. Evet. Ve işletmek için işte insanlı uçakları sürekli konuşlandırıyorlar. Yılda 2 milyar dolar harcamaları lazım. Sadece yani 6 yılda bir gemiyi yeniden satın alıyorlar, öyle düşünün. Bir gemi 13.8 milyar dolar. 7 yılda bir gemiyi yeniden satın alıyor. Pilotlar da sürekli eğitim yapmak zorunda tabii. Bunu yakından görünce iyice anlıyorsunuz niye öyle olduğunu. Çünkü daracık bir alana inmek zorunda 30, 40, 50 tonluk uçak. Ve 300 kilometre hızla geliyor. Hemen indiği yerin yanında 50 santim yanında başka uçaklar var. Hemen kanadını katlıyor, giriyor. Biz oradayken 60 tane uçağı uçurdular. Yani 60 sorti yapıldı. Ve sürekli bu sortileri tekrar etmek zorunda. Pilotları sürekli eğitmek zorunda. Düşünün ki bunu 20 sene boyunca yapmak zorundasınız bir pilot için. Pilotu sürekli taze tutmanız gerekiyor. Şimdi insansız savaş uçakları nasıl? Bir defa mükemmel pilota gittiğinizde ikinci pilota elde etmeniz ne kadar sürüyor? Yani şöyle düşünün. Kasparov'u satrançta bilgisayar yendi değil mi? İlk yıllar yenemiyordu, sonra bir yendi. Ondan sonra kaç tane Kasparov'unuz oluyor? Kaç saniye sürüyor bu? Tabii. Kaç tane bilgisayarınız varsa yazılımı kopyalayacağınız süre kadar. İşte bu iş böyle. Bizim bir sonraki pilot üretmemiz ne kadar sürecek? Yani insansız savaş uçağında birkaç milisaniye en mükemmel pilota ulaştığımızda ve bir daha eğitim ihtiyacı da olmayacak. Dolayısıyla çok daha maliyet etkin bir şekilde yapmış oluyorsun. İşte bunlara devrim deniyor zaten. Siz gidip onu orada... Bir şey ucuzladığı zaman, yaygınlaşabildiği zaman o zaman çok daha erişilebilir oluyor ve o çok pahalı olanı deviriyor bir anlamda. Siz ama şimdi biraz önceki bu F-35 konuşmasında da gördüğünüz, sizi böyle uzun süredir takip edenlerin de çok yakından bildiği gibi çok Amerikan sever biri değilsiniz. Hatta Amerikan emperyalizmini de çok eleştiren birisiniz siz zaman zaman, bu videodaki gibi. Amerikan uçak gemisine binerken endişelenmediniz mi? Elbette emperyalizmin her türlüsüne, elbette insanlık için karşıyız. Özellikle emperyalizme maruz kalan milyarlarca mazlumu düşündüğünüzde buna... O mazlumlarla beraber karşı olduğumuzu Amerikan uçak söyleyeyim. Gemisine binerken bir ince bir şey olmadı mı, endişe bu anlamda? Adamların bir de dünyadaki en büyük rakibi sizsiniz. Elbette, yani en büyük rakibi tabii biz dünya devleriyle yarışıyoruz. İnsansız hava araçları alanında. Ama bu teknolojiyi görmeyeceğimiz, anlamayacağımız, eleştirel bakmayacağımız anlamına da gelmiyor. Bu bir Çin'in ürettiği bir uçak gemisi de olsa giderdim. Rusya'nın ürettiği de olsa kim? Şimdi biz hayatımızı bu alana vakfetmişiz. Ve olabildiğince elbette yüksek teknolojide yarıştığımız her şeyi, teknolojiyi tanımak da isteriz değil mi? Hepsiyle. Hepsini tanımak isteriz. Çünkü yarın ne olacağı da belli olmayacağı gibi siz bunlarla yarıştığınız için daha iyisini yapmanız lazım. Ben de bir teknolojistim. Hali hazırda da Baykar'ın teknoloji liderliğini yürütüyorum. Bir yandan yönetim kurulu başkanıyım ama teknik ekiplere de liderlik yapıyorum. Hatta yanımda genel müdür yardımcımız da vardı. Özellikle onunla beraber teknik birimlerin başındaki özellikle, çünkü dediğim gibi biz
Yakın zamanda Bayraktar TB3'ü, sonra da Kızılelma'yı bizim kısa pistli gemiye indireceğiz ve hiç kolay bir iş değil, onu söyleyeyim. Yani çok kolay olsa zaten çoktan yapılmıştı. Otomatik bir şekilde uçağa, böyle kocaman bir uçağa, özellikle Kızılelma gibi bir platformu her deniz şartında indirebilmek çok zor bir iş. Zaten kıymetli olan işlerde biraz zor olan işler, biz de ona talibiz. Bir reklama gideceğiz. Elbette. Reklamların hemen arkasından Teknofest'te İzmir'de canlı yayında Selçuk Bayraktar'la konuşmaya devam edeceğiz. Mobilium AVM'nin sunduğu Az Önce Konuştum devam edecek. Mobilium AVM'nin sunduğu Az Önce Konuştum devam ediyor. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Teknofest'teyiz, İzmir'deyiz. Güzel İzmir'e gerçekten Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin gençleri, teknolojinin peşinde koşan gençleri akın akın geliyorlar. Bugün binlerce insan vardı. Yarın ondan sonraki günde bir o kadar, belki de çok daha fazlası. Hafta sonu bildiğim kadarıyla daha da fazla ilgi oluyor. Bekleniyor. İnsansız hava araçları kamerası, bu en son Azerbaycan'ın yaptığı operasyonda Kanada'nın bir şey olduğu, bir blokajı olduğu söylendi. En son derken Karabağ operasyonunda. Evet, Karabağ operasyonunda. Ondan sonra Aselsan İHA'ların kameralarını üretti. Zaten yapmıştı Aselsan'ın kameraları. Doğru mu? Böyle mi artık yani? Şu an tabii 10 tane ülkeden fazla yere ülkemizin kameraları satılıyor. Bizim SİHA'larla birlikte. Yani bir anlamda onlar pazar kaybetti. Kanadalı firma bizim uçaklarla beraber 32 ülkeye satılmış olacaktı. Hatta sonradan da finansal sıkıntıya girdiler. Hatta biz o dönemde bu ne zaman bu ambargolar olduğunda bu 2021 yılı. O dönemde ben de tarihleri karıştırmış olabilirim. Bende de 2021 yıl yazmıyor bende. Ama tabii yani. Arkadaşlarımıza sorabiliriz. 2021 miydi? Bu kameraların değişmesinin yılı kaç arkadaşlar? 22. 22'ymiş. 22 değil de. 21 olması lazım. 2021 Ekim, evet. 2021. Ekim 2021. Ben şaşırmamak için, çünkü sonra başka öncesinde de başka muhabereler var biliyorsunuz. Orada ne oldu? Kanada ne muharebeler dedi? Bunları orada Ermenistan'la savaşta kullanamaz mı Azerbaycan? Şimdi Azerbaycan kendi topraklarında operasyon yaptı biliyorsunuz. Evet. Yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, kendi işgal edilmiş topraklarında, kendi sınırları içinde operasyon yaptı. Tümüyle meşhur bir operasyon. Can Azerbaycan. Ve bizim SİHA'lar kullanıldı. 44 günde bitti muharebe biliyorsunuz. Ve sonunda da rahmetli babama, abime, bana Karabağ nişanı, göğsümüzde gururla taşıdığımız Karabağ nişanı tevcih edildi. Şimdi bizim çocukluğumuzda o Hacalı katliamı, ya, o işgal yaraydı. Bir şey yapamamak içimizde yaraydı. Rabbim nasip etti. Allah şükür. Tüm silahlı kuvvetlerimizin de kullanımına sunduğumuz SİHA'larımız orada da topraklarımızın geri kazanılmasında büyük rol oynadı. Ve biz de elbette bunu bir vatani vazife gibi yaptık. Ama işin bir de uluslararası hukuk boyutuna baktığınızda Karabağ, Azerbaycan kendi topraklarında operasyon yaptı. Ve tümüyle meşru bir operasyon her yönüyle, uluslararası hukuk açısından da. Çünkü işgal altındaki topraklar Kanada, bunlar zaten. Buna hayır. Kanada da bunun üzerine oradaki Ermeni lobilerinin baskısıyla. İşte burada SİHA'larda kullanılan kamera, SİHA'larımızda bir kamera kullanmıyorduk zaten biz. Birkaç çeşit kamera kullanılıyordu. Aselsan'ın kamerasını da entegre etmiştik. Ama Azerbaycan'a verilen uçaklarda Kanada kameraları vardı. O da onların dikkatini çekiyor. Onun üzerine biz yasak koyuyoruz dediler. Hatta Türkiye'de bu işe sevinenler de oldu. Yani Ermeniler nasıl sevindiyse, sevinip üzerinde tepinip haber yapanlar da oldu. Ben de o zaman şunu söyledim. Tabii birileri üzerinde tepinebilir Türk SİHA'larına böyle ambargo konulmasının, ama uçaklar için değişen bir şey olmuyor. Uçak tümüyle bizim tasarladığımız. 13 Nisan 2021 yani Kanada içindeki ambargosu. Arkadaşlar şimdi bilgi veriyorlar. Evet. Yüz binlerce satır yazılımından fren balatasına kadar kendi üretimimiz olan bir uçak.
Mühimmat da roketsan üretiyor. O da milli. Onu da dünya bize vermiyor. SİHA vermediği gibi mühimmatları da vermiyor. Roketsan'ın geliştirdiği, yıllarca emek verdiği, bizimle beraber cephede çalışarak gelişti hatta o mühimmatlar. Geliştirdiği mühimmat, kamerasının da yerlisi var zaten. Yani uçak bizim, mühimmat bizim. Yerdeki hedef de aynı hedef aşağı yukarı. Onun içinde değişen bir şey olmayacak. Yani sonuç değişmeyecek dedim. Siz neye seviniyorsunuz? Ben içeriden sevinenlere diyorum bu ambargoya. Yani onlar yine vurulmaya devam edecek. Gün batacak, gün doğacak. O bizim siyalarımız o hedefleri teker teker imha edecek. Siz neye seviniyorsunuz? Yani Türkiye'den sevinenlere söylüyorum. Yani Ermenilerin sevinmesini anlayabiliyorum. Ermenistan'ın. Çünkü onlar zannediyor ki kamera takılmadığı zaman bizim uçaklar uçmayacak. Orada ne yaptılar peki mesela? Yani bir de Türkiye'deki... Uçuramaz mısınız dediler bunu. Bu kamerayı çok size diyorum. Satmayacağız dediler. Satmayın, biz de yerlisiyle uçarız. Onu yaptık zaten. Hatta öyle oldu ki bizim Bayraktar TB2'nin dünya pazarındaki en büyük SİHA, dünyaya satılan, en fazla satılan, ihraç edilen SİHA olduğundan, en meşhur olduğundan bu sefer Aselsan'ın kamerası ondan fazla ülkeye ihraç edildi. Onlarca kamerası. Hatta Kanadalı üretici finansal sıkıntıya girdi. Batıyor mu? Yani neredeyse ona yaklaştı. Ben o zaman beter hatta olsun diye bakın şunu söyledim. Bu da bir kere ilk dediğim şey, yani şeyler için, hedefler için, teröristler için, işgalciler için hiçbir şey değişmeyecek dedim. Onlar için hiçbir şey değişmedi. Savaş çok hızlı bir şekilde bitti. Yakın zamanda bir daha oldu biliyorsunuz. 9 saatte bitti o da. Yani onlar için bir şey değişmedi. Ha, bizimkiler için, bizim içeridekiler için bir şey değişmiş midir bilmiyorum. Onlar anlamış mıdır mevzuyu? Bilemiyorum ama ondan sonra bu ambargo olduğunda bir şey daha söyledik. Bugün yani Kanada bize ambargo koyabilir. Bizim siyalarımız için değişen bir şey olmayacak. Biz bunları üretmeye devam edeceğiz. Yerli kamerayla devam edeceğiz ki daha önce de o kamerayı takmıştık, entegrasyon faaliyeti. Yani bunları uyumlu hale getirmeniz gerekiyor. Onu da test uçuşlarına da yapmıştık. Hızlandırdık o süreci sadece. Yerli kamera tercih edilmiyordu. Biraz daha diğeri biraz daha iyi görüyordu. Yani görüntü işleme açısından baktığınızda biraz daha iyiydi ama konvansiyonel muharebede veya terörle mücadelede de fark eden bir şey yoktu. Biraz da alışkanlıktan kaynaklanıyor. Yani şöyle söyleyebilirim farkı. Buraya hangi model arabayla geldiğinizi bilmiyorum ama çok lüks bir arabayla da gelmiş olabilirdiniz. Togg'la değil geldim mi? Diyeyim de reklam olsun. Gelmedim ama hiç olmazsa benim de bir katkım olsun ucundan. Evet. Togg bayağı lüks. Ama daha lüks arabalar da var. Şimdi hangi model arabayla gelirseniz gelin... Yine buraya gelecektiniz değil mi? Aynı işi görecekti, doğru mu? Tabii. Ha, birinde biraz daha rahat edebilirsiniz. Bel masajı yapıyordur koltuğu. Şimdi arada böyle bir fark var aslında. Fonksiyonellik açısından değişen bir şey yok. O zaman bu Kanada ambargo uyguladığında biz şunu söyledik. Dedik bak yani siz bunu bugün vermiyorsunuz. Bizim için bir şey değişmeyecek ama yarın sizin CIA'ya ihtiyacınız olursa Kanada'nın CIA'sı yok. Biz evet havacılıkta ileri bir ülke ama CIA'sı yok. İhtiyacınız olursa biz vermezsek sizin için çok şey değişir diye bir laf ettim. Ben yine aynı mecra, o ambargo kuyulduğunda içeride sevinen mecralar bir dalga geçer gibi oldular. Bir sene sonra ne oldu biliyor musunuz? Ukrayna'da bizim uçaklar kullanıldığında Kanada dahil 7 farklı ülkede halklar kampanya düzenlediler. Para topladılar. Bakın dünya tarihinde ilk defa olacak şekilde halklar bir marka model silahın ismini vererek para topladılar. Bayraktar 2, Bayraktar TB2. Çocuklar kiraz sattı pazarlarda. Polonya'da, Ukrayna'da, Norveç'te, İspanya'da, batılı ülkeler bunlar. Bakın insani yardım demediler. Savunma sanayi yardımı demediler. Bayraktar TB2 alacağız dediler. Bayraktar dediler. Para topladılar. Yani bize ambargo koyan ülkelerde para toplayıp Bayraktar TB2 alma kampanyası düzenlendi. Biz ne yaptık? Biz de o medeniyetimizin bize öğrettiği düsturla dedik ki ya siz bu çoluk çocuğun sattığı, kirazla sattığı paralarla, topladığı paralarla biz parayı alamayız. Gidin bunu bağışlayın insani yardım olarak. Biz İHA'larımızı stratejik bir teknoloji geliştirme ilişkisi yürüttüğümüz, yol arkadaşı olduğumuz Ukrayna'ya bilabedel veriyoruz.
ve o uç siyalar bilabedel. Bedava mı verildi? Evet. Yani dünya tarihi boyunca işte bizim şu denecek. Yani dünya döndükçe bu savaş konuşulacak değil mi? Nasıl ki bizim Pakistanlı Müslüman kardeşlerimiz bize böyle efsane gibi anlatılır. Kurtuluş Savaşı'nda para toplamışlar. En imkanı olmayan insanlar bile neler yollamış ve hep konuşulur değil mi? Savaşın kendisi kadar konuşulacak bir şey. İşte dünya döndükçe bu konuşulacak. Bu ülkelerde biz işte işgal altına uğradığımızda böyle bir silah tedarik etmek için böyle yüksek teknoloji Türklerden para topladık. Türkler de bize bunu hibe ettiler diye. Bu hep dünya döndükçe savaş kadar konuşulacak bir şey. Bayağı. Evet. Ve o sözde gerçek olmuş oldu. Yani siz bize vermediğinizde bizim için bir şey değişmedi. Aselsan'ın kamerası onlarca ülke şu an. Çok daha güzel olmuş. Ondan fazla ülkeye ihraç oldu. Yani dünyanın en fazla satılan kameralarından biri oldu bir anlamda. Kamera dediğimiz bu elektrooptik sistem içinde birçok kamera var. Lazer işaretleme aygıtı var. Yani bir kamera değil o. Özel stabilize, özel bir teknoloji. Onun farklı varyantlarını da hem Baykar olarak biz de yapıyoruz. Daha fazla biraz daha büyük modülü. Hatta Aselsan'da şimdi çok daha gelişmiş modellerini yapıyor. O da çok hızlandırdı. O dönemden sonra hızlanmış oldu bizim teknolojik gelişmemiz. Bir anlamda SİHA'ları vermemiş olmaları nasıl bizi kötü komşu nasıl ev sahibi yapar derler. Bizi daha hızlı bir şekilde kendi teknolojimizi geliştirmemize vesile olduysa o teknolojiye de ambargo uygulamış olmaları milli elektrooptik sistemlerimizi, kritik elektrooptik sistemlerini geliştirmemizi hızlandırmış oldu. Ha birileri için bu gelişmelerden mutlu olan, ambargolardan mutlu olan birileri için ne değişti onu bilemiyorum tabii. Onlara da Rabbim şifa versin. Buyursunlar Teknoves'te gençlerin eserlerini görsünler. Bu milletin evladı iseler, bu ülkeyi seviyorlarsa onlarla da gurur duysunlar. Onların yapacağı eserlerle de gurur duysunlar. Kıvanç duysunlar. Tavsiyem de onlara odur. En büyük ilaç o olacaktır herhalde bu hastalıklarına. Çünkü muhakkak bir hastalık bu. Bu hastalıklı bir zihniyet. Az önce bahsettiğim ayrımcılığı yapan zihniyet gibi hastalıklı bir zihniyet. Çünkü bu hastalık da kendi kendini yok eden bir hastalık. Tavsiyem de Teknofest ilaç olarak, şifa olarak Teknofest'in bir solusunlar şifa alacağını değerlendiriyorum. Sizce neden Sayın Cumhurbaşkanı siyaseti bıraktıktan sonra Selçuk Bayraktar onun yerini alacak sözü çok konuşuluyor? Bunu sizi sevenler mi konuşuyor yoksa sevmeyenler mi daha çok konuşuyor? Vallahi bilemiyorum. Kim seviyor, kim sevmiyor, neyi konuşuyor onu tam bilemiyorum açıkçası. Yani severek mi söylüyor, sevmeden mi söylüyor bilemiyorum. Peki neden bu kadar çok konuşuluyor sizce bu? Size sormak lazım. Basın mensubu sizsiniz. Niye bu kadar? Ben konuşmadım. Benim bu kadar çok konuşmadığım kesin. Size soruluyor da bu. Ben de sordum. İlk sizinle yaptığımız röportajda geçenlerde bir daha soruldu. Siz hatta orada şey dediniz. Yani böyle bir sorumluluk üstlenmem gerekirse üstlenirim dediniz değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Sizin sözünüzü size söylemeyeyim şimdi. Soru birkaç defa ilk siz sordunuz. Birkaç yerde daha soruldu. Mücadele bunu gerektirirse bundan çekinmem dedim. Ne demek o mücadele? Yani biz biliyorsunuz toplumla beraber milli teknoloji hamlesinin idealini gerçekleştirmek için bir mücadele veriyoruz. Evet. Yani on binlerce gönüllümüz, hatta milyonu aşan. Artık milyon milyonlarca. Bugün milyon gencimizle birlikte toplumla bir anlamda bir duygu paylaşımı yaşıyoruz. Ve diyoruz ki sen azami gayreti gösterirsen, dosdoğru bir düsturla bugünün değil yarının yarışlarına odaklanırsan dünyanın en iyisini ülkenin müreffeh ve bağımsız kılmak için insanlığın faydasına yapabilirsin. Bu inancı yaymaya çalışıyoruz. Teknofest'in misyonu ve bir anlamda siyaseti tümüyle bu. Milli teknoloji hamlesi, evet bu siyasi bir söylem. Tabii. Ne anlamda siyasi bir söylem? Çünkü birileri çıkıp bir siyasetle diyebilir ki ya niye milli yapacağız bunları? Dışarıdan satın alalım. Haz ülkesi olalım diyebilir değil mi? Veya işte sadece hizmet ve servislere satan bir ülke olalım, turizm ülkesi olalım diyebilir. Hayır. Biz tam bağımsız ve müreffeh olacaksak ve
İnsanlık onuruna sahip olacaksak ancak yüksek teknolojiyi en ileri düzeyde geliştirerek, muasır medeniyetler seviyesinin ötesinde geliştirerek bu mümkün olabilir diyoruz. Bunu da tüm topluma empoze etmeye çalışıyoruz. Tüm toplumla beraber bu duyguyu yaşamaya çalışıyoruz. Bu duyguyu yaymaya çalışıyoruz. Teknofest'in de bir siyaseti varsa Milli Teknoloji Hamlesi idealinin bu. Ama biraz önce anlattığım örnekteki gibi birileri bundan rahatsız olup duruyor. Ha, niye rahatsız oluyorlar bilemiyoruz tabii. Artık onların başka ajandaları olabilir. İşte devrim otomobilinden de birileri rahatsız olmuş. Bizim niye yani 2023 yılında kendi yerli arabamız oluyor ki, milli tasarım arabamız? Çok daha önce yapabilirdik bunu. Değil mi? Niye bunlar sorgulanmıyor? Yani bir de tersten soralım bu soruları. Nuri Demir Ağa uçakları niye gömülmüş? Niye kullanıma sokulmamış? Neden Veci Yurkuş Yeşilçam tarafından bir parodi karakteri haline dönüştürülmüş? Bu adam gazi pilot, Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış. Hatta Azerbaycan'da esir düşmüş, Narin Adası'nda. Düşmanın pençesinden yüzerek kurtulup gelmiş bir adam. Büyük bir kahraman bir adam. Biz bunlar niye dalga geçiyoruz? Neden dalga geçiliyor? Gelmiş burada uçakları yapmış. Düşmanın pençesinden kurtulmuş ama buradaki bürokrasinin pençesinden kurtulamamış. Bunu alay edilecek bir karakter haline çevirelim. Hatırlayın filmleri. Ağzında gül taşıyan bir karakter değil mi? Çok meşhur bir oyuncu oynuyor bunu. Niye böyle yapıyor Yeşilçam bunu? Niye böyle bir karakteri böyle parodi haline getirme ihtiyacı duyuyor? Niye dalga geçiliyor? Bizim çocuklarımız astronot olamaz mı? Niye komedyenlerimiz, çok meşhur komedyenlerimiz, benim neslim iyi bilir. Değil mi? Çocuk astronot olmak istediğinde sen zıpla 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 ancak gidersin diye dalga geçiyor. Biz dalga geçmiyoruz. Biz onları kahraman ilan ediyoruz burada Teknofest sahnesinde. Neden bu duygu aşılanmaya çalışılıyor? Elbette bu duyguyla mücadele edeceğiz. O çocukları ayrıştıran duyguyla da, anlayışla da mücadele ettiğimiz gibi bunların hepsiyle mücadele edeceğiz. Siz bu süreci sekteye uğratacağına inanırsam günün birinde bu işe girerim diyorsunuz. Bakın, sekteye uğramış bir medeniyetin çocuklarıyız zaten biz. Zaten uğrar diyorsunuz. Zaten o medeniyetin çocuklarıyız. Niye dünya nispetinde bizim eserlerimiz yeni yeni çıkmaya başladı? Savunma sanayinde biz 20 sene önce %85 oranında yurt dışına bağımlıydık. Ve bunun kırılabileceğine inanan bir anlayış da yoktu ki Türkiye'de. Bizim en yakınlarımız dahil bu insansız hava araçları yaptığımızda inanmıyorlardı ki. Şu an rakam ne? O rakam? Şu an %75-80'lere vardığı söyleniyor yerli katkının. Evet. Bizim İHA'larımızda, SİHA'larımızda ilk geliştirdiğimizde %93'ü, şimdi çok daha yüksek. Ama en önemlisi bunların bütünüyle tasarımları bize ait. Tabii. Zaten yani şöyle bakın. Biz zaten sekteye uğramış gelişme süreci, bilimde ve teknolojide gelişme süreci sekteye uğramış bir medeniyetin çocukları. Uzanamamış olsa zaten uzaydaydık. Nuri Demir Ağa'nın önü kesilmemiş olsa Veci Yurkuş'un, şu anda uzaydaki birkaç güçten biriydik. Çünkü başlama evremimize baktığımızda 20. yüzyılın başında başlıyor havacılık dünyada. Biz orada varız, oyuncuyuz. Demek ki bir yerlerde bir takılıp kalıyor bu uçaklar. Ben takoz örneğini çok verdim. Bir daha tekrarlamak istemiyorum ama işte o takozları kaldırmayı başarabilen medeniyetler bunu yapabiliyor. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Her platformda da aktif olarak mücadele ediyoruz. Doğru anlıyorum. Yoksa ben diferansiyel denklem çözen bir adamım normalde. Asıl iyi bildiğim iş, yıllarca uzmanlığını yaptığım iş bu yani. Robotik ve kontrol uzmanıyım ama neden tweet atmak zorunda kalıyorum? Birileri neden bizim uçaklara ambargo konulduğunda sevinmek zorunda kalıyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Neye seviniyorlar? O takozun yeniden konacağına inanırsam girerim siyasete diyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Siz sayet ben siyasete girersem oy verir misiniz vermezsiniz, onun cevabını verin öncelikle. Veririm. Ondan sonra yani bunu konuşuruz. Benim cevabımla alakası veririm. Tamam, ne güzel, gönüllere girdiysek benim artık siyasete girmeme de gerek yok. Öyle mi? Sizin de gönlünüze o zaman oyu geri alıyorum ben, benim oy boşa çıkıyor. Tamam yani, demek ki buna da gerek yok. Doğru mu? Bu mücadelemiz milletimizin gönlünde yer ettiyse ve bu uçaklar uçmaya devam edecekse, bu çocuklarımızın yaptığı eserler hak ettiği yeri görecekse elbette gerek yok. Ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa, burada yüz binlerce projeden bahsediyoruz. O zaman yaparım. O zaman her türlü mücadelenin her türlüsünü yaparız değil mi? Şunu merak, yani Sayın Cumhurbaşkanı siyaseti bıraktığında sizi çağırmış ki Selçuk sen yapacaksın, gireceksin bu işe. Ya şimdi böyle farazeler üzerinden bence bir şey üretmenin anlamı yok.
Ben şu anda Kızıl Elma'ya 20 senelik hedefimizdi. Bunu uçurmak için Baykar'daki görevim dolayısıyla bunu gerçekleştiriyorum. Bunun yanında uzayla alakalı girişimimizi kurduk. Takım uyduları ve yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz. Bunlar da geleceğin stratejik konuları. Yani bu yarışlarda iddialı olabiliriz. Bunun yanında Can Sağlığı Vakfı'nda bir rolüm var. Psikiyatri alanında şunu bir araştırma ekibimizi kurduk. Şimdi kanser alanında da bir araştırma yürütecek ekibimizi kuruyoruz. Teknovest'in de Selçuk abisiyim. Hani dediniz ya niye abi diyor bu çocuklar size. Ben de onlara kardeşim diyorum da o yüzden. Onlar da bana Selçuk abi diyorlar. Allah razı olsun. Şimdi yüz binlerce çocuğa burada onlarla birlikte biz bu ideali gerçekleştirmeye, Milli Tekfir-i Cemlesi idealini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yarın şu olursa bu olursa onları ben bilemem ki. Şu an benim önümde yapılacak. Bu çocuklarla beraber daha yürünecek çok yol var. Ben burada bak Tolga Bey sizinle de iyi muhabbetimiz var. Çok mutluyum. Bu işleri yaparken inanılmaz bir iç huzuruyla yapıyorum. İnanılmaz. Onlar bana abi diyorlar. Ben de onların böyle bu bizler gibi değil de bizler gibi derken bizler biraz daha açıkçası hep daha çok korkarak yaptı bizim neslimiz bu işleri. Evet. Ya onlar çok daha büyük bir özgüvenle yapıyorlar. Müthiş. Bu inanılmaz mutlu ediyor. Bu çocuklar burada en imkan olmayan bir çocuk geliyor. Belki hayatı değişecek. İnsanlığa büyük fayda sağlayacak. Memleketine büyük faydası olacak. Bu inanılmaz bir iç huzur. Şimdi tutup bu kadar iç huzurunuz varken ve bundan mutluluk duyuyorsanız yani niye kulvar değiştiresiniz ki? Başka bir şey daha söyleyeyim. Benim yıllarım Güneydoğu'da geçti. Hangarlarda, üst bölgelerinde, ufak uçaklar varken üst bölgelerindeydik. O zaman da inanılmaz bir iç huzuru vardı. Aylarca işte daracık 15 metrekare, 10 metrekare konteynerlarda uçakların dibinde çalıştım. Bundan büyük bir yani büyük bir haz aldığım gibi niye? Çünkü kendimi çok faydalı hissediyordum memleketime. Çünkü memleketimin başındaki büyük bir belayla mücadele ediyordum. 40 senedir yenemediği bir belayla terör. Mücadele ediyorduk. Yani bir şeytanasının yüreğine su serpebilmek, onun doğasını alabilmek bizler için en büyük huzurdu. Şimdi de böyle. Ben insanların burada teveccühünü görüyorum. Bu yapılan işlere teveccühünü birebir yaşıyorum. Çocuklar gelip sarılıyorlar. Anneler gelip evladına böyle umutla bakıyorlar burada yetişsin çocuğu diye. Şimdi ille de böyle birileri hayal kuracak diye benim bir şey yapmam gerekmiyor ki. Benim bir yolum var. Düsturum var orada dümdüz devam ediyorum. Ha önümüze ne çıkar onu bilemeyiz ayrı mesele. Ne çıkarsa çıktığı zaman bakarız. Yani önümüze çıkacak engele göre mücadele etme şekli var değil mi? Biz SİHA'ları ilk geliştirdiğimizde şuradan beklerdik cevabın gelmesini. SİHA'ları ilk kullanılmaya başladığında gizliydi. Bizim duyurduğumuz falan da yoktu. Terörle mücadele operasyonlarında biz de ekiplerimizle beraber, Rokestan'la beraber arazideydik. İlk cevap teröristten gelir diye bekliyorduk. Meclisten geldi. CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi ve bu sistematik bir şekilde devam etti. Şimdi bunu anlamak zor. Kolay bir şey değil yani. Dünyanın başka bir yerinde olsa, başka bir ülkeyi düşünün. Niye buradan geliyor dersiniz değil mi? Terörle mücadelede meşru bir operasyon yürütüyor. Hatta en hukuki olacak şekilde yürüyor bunlar. Yani şimdi bizim olduğumuz yerlere havan saldırısı da yaptı PKK. Ama bu sefer oradan gelmedi. Cevap başka yerden geldi. Şimdi bu garip tabii yani. Bu diferansiyel denklem çözmeye benzemiyor maalesef yani. Bu verdiğiniz mücadele. Dolayısıyla elbette bunları da biliyoruz. Bunları da iyi anlıyoruz. Yani bu mücadeleyi verirken neden oradan geldiğine de anlam yüklüyoruz. Sistematik bir şekilde neden devam ettiğini de elbette anlamlandırıyoruz. Bunları not ediyoruz elbette. Biz niyetin neyin peşinde olduğunu elbette anlıyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Biz de ona göre mücadele tarzımızı geliştiriyoruz. Çünkü bu medeniyetin geleceği için muhakkak bu uçaklar uçacak bağımsızlığı için. Sadece bu uçaklar değil. Bütün burada tüm diğer sivil alanlarında bu genç kardeşlerimizin yaptığı projeler de muhakkak taltif edilecek, başarıya ulaşacak. Elbette biz tam bağımsız ve müreffeh olacağız. Bütün dünyaya da bu gençlerimiz ışık saçacak, aydınlatacak. Son seçimlerde bu bahsettiğiniz girişiminizin sekteye uğratılacağına dair bir sinyal aldınız mı? Yani bütün emareleri varken sinyal almam gerekmiyor.
bütün MRI'leri sistematik bir şekilde sergileniyorken benim illa bir yerden bir sinyal almam gerekmiyor. Yıllardır biz bunu görüyoruz elbette, takip ediyoruz. Hissettiniz mi bunu? Elbette. Yani bütün MRI'leri ortada olan bir şeyin sinyalini almazsınız ki. O oradadır zaten. Değil mi? O oradadır. Zaten karşı tarafa, muhatabınıza sorduğunuzda şey demiyor ki, elbette öyle bir şey yapmayacağım demiyor ki. Bütün MRI'lerini ortaya koyuyor sadece. Noktayı koymuyor belki, o kadar. Bu söylediği... Elbette bu işleri yok edeceğinin bütün MRI'lerini ortaya koyuyor. Türlü türlü bahanelerle bakın. Devrim otomobilini yok edenler de şöyle demediler, biz bu ülkenin geleceğini karartıyoruz demediler. Başka bir şeye attılar. Değil mi? Biz bunları çok yaşadık. Bakın, bilmediğimiz şeyler değil. Ve bunlar Metehan döneminde olmuş olaylar da değil. Son 20 senede olmuş. Tarihçemize baktığımızda nerelerden geçip bu noktaya geldiğini, tabii Kızıl Elma belgeselimiz de var. Açıp izlesinler, merak edenler. Baykar'ın YouTube kanalında var. Biraz özet bir şekilde anlatıyor rahmetli babamın, babamla beraber yaşadıklarımızı. Nasıl bu mücadelenin verildiğini çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Elbette bütün emareleri ortada olan bir sinyal değil de mefhumu biz de görmezden gelecek değiliz. Zaten pozitif bilim de bunu gerektirir. Bir şeyin emareleri varsa ardında bir hakikat vardır, onu görmenizi gerektirir. Bunu düşünerek mi gerekirse diyorsunuz? Ya bu bizim medeniyetimiz için, bizim ülkemiz için bu eserlerin, bu projelerin geçmişine baktığınızda, doğal akışına baktığınızda, yani geçmişten gelen akışa baktığınızda her an mümkün elbette. O yüzden ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu iyice kökleştirmeye çalışıyoruz. Nesillerimizle beraber. Niye 9. Teknofest düzenleniyor? Yani 9. Teknofest'i yapıyoruz. Bir defa yapar bırakırdık değil mi? İyice kökleşsin isteniyor. Bu ideal. Milli teknoloji hamlesi ideali. Tam bağımsız ve müreffeh teknoloji geliştiren, hatta hayal edip araştırıp geliştiren Türkiye ideali gerçekleşsin. Yani medeniyetimizin o kopardığı bağını, kurucu babası olduğu, bilim ve teknolojideki kurucu babası olduğu, bilimsel metodolojinin dahi kurucusu bizim medeniyetimiz, o bağı yeniden tesis etmek istiyoruz. Bu da ancak toplumda yaygın bir inançla, yaygın bir destekle mümkün olur. Şimdi Türkiye'nin futbolda Avrupa şampiyonu olmasını herkes istiyor ve büyük destek veriyor değil mi? Önemsiyor. En az onun kadar önemli mesele bu. Bence çok daha önemli de. Yani medeniyetin, bizim milletimizin ayakta kalabilmesi, geleceğinin var olabilmesi, hürriyeti, egemenliği. Futbolda olamadık ama voleybolda biliyorsunuz Avrupa şampiyonu değil, dünya şampiyonu. Evet. Ne müthiş kızlar değil mi? Ne başarılılar. Yani büyük başarı elbette, hepimiz alkışladık. Ben de takdir ettim ama burada da tabii, bizim gençlerimizin başarıları da elbette milletimize ilham kaynağı son olduğu gibi. Son 3 dakikamız. Size şu can sağlığı vakfını sormam lazım. Çünkü benim çok ilgimi çekti. Ya Baykar deyince herkes savunma sanayi biliyor. Askeri bir şey, imaj var ama diğer tarafta can sağlığı vakfı diye müthiş bir işe girmişsiniz. Ne olur çok kısa onu bir anlatın. Şu an tabii daha psikiyatri araştırma grubu kuruldu. Tümüyle gönüllü olduğu için bence çok güzel bir teşebbüs. Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı koyduk ismini. Tümüyle anneniz, bizim kaynaklarımızla destekleniyor. Evet. Benim babam da, rahmetli babam da kanserden vefat etti. Ben o dönemde bir amatör araştırmacı gibi aylarca kanser makalesi okudum hastanede kaldığım dönemde babamla beraber. Yani bir faydam olacağından değil ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Onun üzerine de bu alanda, yani kanseri yeneceğimizi söylemiyorum ama bu yolda gayret edebilmek için bir araştırma ekibi de kuralım. Hem de psikiyatrik alanda da bir araştırma ekibi kuralım. Buna ahdettim. Kaynak vakfettik ve 12 kişilik bir psikolog ve psikiyatri ekibi tümüyle müstakil ve bağımsız bir şekilde psikiyatri araştırması yapıyor. Şimdi de kanser ekibini kuruyoruz. Yani kanserle alakalı biyomedikal alanda, işte yapay zekayla, yapay zekayı da kullanır bir şekilde bir araştırma ekibi kuruyoruz.
Baykar'daki mühendis arkadaşlarımızdan da destek alıyor. Oğlan'a da bir kaynak vakfedilecek ve inşallah insanlığa bu alanda, ülkemize faydası dokunacak diye ümit ediyorum. Şu anda daha kanser tarafı ufak ve çalışmaya yeni başladı. Hemen bu arada şunu da vaat etmiyoruz. Yani kanser bile hastalıklar içinde ufak belki kalır ama kendi başına bile o kadar büyük ki. Tabii. Bir tarafına bir faydamız dokunsa biz kendimize açıkçası... Çok gelişime de açık bir alan. Dünya da buraya yatırım çok yapıyor. Çok mutmayın hissederiz. Evet. Selçuk Bayraktar, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim için de sezonun ilk yayınıydı bu. Biz de yeni yayın dönemini açmış olduk. Çok güzel bir yerde. Gerçekten atamızın Cumhuriyet'e emanet ettiği genç arkadaşlarımızla birlikte bilime, teknolojiye kapılarını sonuna kadar açmış bir yerde olmak da bizim için çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum size. Ben size teşekkür ediyorum. Pazara kadar mı buradayız? Pazara kadar ekibimizle birlikte ben de buradayım. Tüm milletimizi, hafta sonu tüm Ege'yi. Cumhurbaşkanımız Cuma günü geliyor. Bu Elon Musk geliyor mu gerçekten? Henüz kesinleşmedi bildiğim kadarıyla. Sanayi Teknoloji Bakanlığı ilgileniyor konuyla. Gelirse kendisi için iyi olur ama diyorsun değil mi? Elbette ilk defa böyle bir yeri deneyimlemiş olur. Çünkü dünyada bunun bir örneği daha yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta salı akşamı yine beraberiz. Önümüzdeki hafta konuğumuz Sergen Yalçın. Akşam 20'de canlı yayında yine buradayız. Hoşçakalın. Mobilium AVM az önce konuştuğumuz sundu.